Her hafta düzenli çarşamba günleri 21.00'da yapmakta olduğumuz amatörce sohbetlerin bu haftadaki bölümünü de başlatıyorum. Bu hafta bölümlerimiz topraklama, istasyon topraklaması, bina topraklaması, bunları biraz bahsedeceğiz. Hemen akabinde bunu belki önce yaparız, sonra yaparız. Birazdan Barış'la karar veririz. Sonra da anten birleştiriciler, combiner, doğru mu söylüyorum? Combiner. İsmi bile çok havalı, combiner. Benim kesin bir combiner'ım olması gerekiyor. Peki. Efendim önümüzdeki haftalarda biz daha evvelki haftalarda daha doğrusu önümüzdeki haftalarda ne anlatabiliriz demişiz. DMR'ı biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda anlatmıştık. ATV'miz var. ATV bu görüntü yayınıyla alakalı. Ankara'dan iki dostumuz bize 10 GHz'de yaptıklarını hem gösterecekler hem anlatacaklar. Videoya kaydettiler çünkü. SDR Angel'ı işleyeceğiz. Onu bir hafta hemen hızlıca bitiririz. Bu dönemin başında QO100 Eutelsat Katar uydusuyla haberleşme 10 GHz downlink 2.4 GHz uplink. Hatam varsa lütfen düzeltin. Eutelsat'a bir daha döneceğiz. Biraz onları yenileyeceğiz. Çünkü niyetlenen çok arkadaşımız var. Geri gelmişken söyleyeyim 2.4 hala bize yasak ama bu konuları da BTK ile yazışmaya, konuşmaya ısrara devam ediyoruz. Bir gün gelecekse diyeceğim ki ben CİMER'den hepiniz BTK'ya ulaşacak şekilde şunu yazar mısınız? Ne kadar çok istek, o kadar çok başarı. Zamanında çünkü 50 MHz ve birkaç frekans daha uzunca bir süre bize yasaktı. Sağ olsun birçok üstadımızın girişimleriyle şu an yasak değil. Bunları işleyeceğiz. Anten sorunları ve topraklama. Bugün işte topraklama kısmını geçiyoruz. LoRa modüller vardı. LoRa modülle ilgili biliyorsunuz LoRa uydularını alabilmek için LoRa cihazlar vardı. Onları işledik. Eğer sorusu olan varsa ki benim var. Hala çünkü telemetre alamıyorum. Kısa bir LoRa günü yine yapabiliriz. LNA'lar, APRS biraz evvel bir dostumuz istemişti. Notlarımızın arasında var. Manyetik loop anten, mag loop olarak geçmişim. Variable kapasitörler, biraz evvel bypass filtre ile birlikte onları işlenecek. Filtreler, bastırıcılar, gürültü bastırıcılar. Siteler alışveriş demiştik, onları zaten yaptık. Radyo amatörlerine başlangıcı işledik. İstasyonda ne nereye bağlanır? Aslında bunu birkaç üstadımızın istasyonunu gezerek bir hayli gördük. Böyle konular var. Bir de biraz evvelki analyzer için, VNA analyzer ile ilgili buraya notlarımızı almışız. Eğer bunların dışında da şu konuda olsun diyorsanız biz hızlıca bunları yavaş yavaş doldurmaya çalışıyoruz. Biraz evvel Barış'ın da dediği gibi bugün ben bir parça topraklama anlatacağım ama ben topraklama üstadı biri değilim. Ama mesleğim gereği askeriyede çokça topraklama yaptım. Ben sadece deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Sizlerde de eğer resim veya ilginç deneyimler varsa ki topraklama ilginç bir konu. Çünkü ben cihazı aldım, odama koydum, 100 sene kullanırım. Kullanırsın da 3-4 senede bir o topraklama erir. Biz denizciler, doğru söyledim. Topraklama olarak tutya dediğimiz bir şey kullanırız gemilerde. Ve o tutyaları her sene bir fotoğraflarını size göstersem, İşte pervanenin önünde bir tutyamız vardır. Gövdede bir tutyamız vardır. Onlar lime lime olur. Yahu ne bunu mahvetti denizde dedirtir. Bilin ki bulunduğunuz binanın topraklaması da belli dönemlerde özellikle askeriyede 3 senede 5 senede aslında senelik kalibrasyonlar yapılır. Toprak çok önemli. Birazdan zaten bunları işleyeceğiz birlikte. Evet Barış'cığım, ne diyorsun? Önce sen mi anlatırsın, önce ben mi anlatayım? İkisi de olur. İkisi de olur. İstersen ben bir şey yapayım, bir bayayım herkesi. Her zamanki gibi fazla tekneye kaçarak. Ondan sonra sen zaten toparlayacaksın. Sonra zaten muhabbetin gözüne veririz son bölümden. Bu arada lütfen olabildiğince interaktif olalım. Hani şey değil, böyle ben sunuyorum, bütün soruları sunum bitince sorun gibi bir şeyimiz yok. Mümkünse sohbet şeklinde olsun. Yani aklınıza bir şey takıldığı anda onu orada belki o slaytın içinde konuşabilirsek hepimiz daha iyi anlayabiliriz.
Bir de genelde söylenen, ya ben soru sormaya çekiniyorum. İşte soru sorduğum zaman komik duruma düşerim. Şu, lütfen böyle düşünmeyin. Yani burada biz sohbet ediyoruz. Yani komik duruma düşecek bir şey yok. Öğreneceğiz. Hepimiz soru soru öğrendik. Keza ben de bilmediklerimi bazen burada, bazen hani burada ben de çok şey öğreniyorum. Hatta soruyorum. Sorarken ben de düşünüyorum. Ya demeyecekler mi Barış? Hani her şeyde bu kadar çok bilgin vardı. Bunu mu bilmiyorsun? Bu kadar basit bir şey mi bilmiyorsun? Hayır, her konuyu bilmek zorunda değiliz. Önemli olan merak ettiğimiz konularda bir kaynak bulmuşken ondan alabildiğimiz kadar çok bilgi alabilmek. Bugün anlatacağım konu ilk başta isim olarak çoğunuza böyle ya benim ne işime yarayacak diyebileceğiniz bir konu gibi gelebilir. Hani elimden geldiğince çekici hale getirmeye çalışacağım konuyu ama şunu söyleyeyim. Hepinizin, her amatörün, eğer telsiz kullanıyorsanız, eğer anten kullanıyorsanız öyle ya da böyle buna ihtiyacınız var. Birazdan anlatacağım şeyleri. Yani antenleri birleştirmeye, antenleri ayırmaya, bölmeye, birden fazla cihaza bir anten nasıl bağlarım, bir antene birden fazla cihaz nasıl bağlarım ya da bir cihazı birden fazla antene aynı anda nasıl bağlarım gibi sorular. Ya da bir tane, iki tane amplifikatörüm var. VHF'te, HF'te biri 50 watt, diğeri de 50 watt. Bunları nasıl birleştirip 100 watt yaparım sorusu. Ya da işte aslında benim istasyonumda 1 kilowatt gücüm var ama bu gücümün yarısını A yönüne, yarısını B yönüne ya da işte dört tarafa bölüştürüp göndermek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bunların tamamının temelinde yatan antenna, combiner, antenna splitter diye geçen, aslında birleştiren ve ayrıştıran bir bileşenden bahsedeceğiz. Evet, 30 kişiye geldiğimize göre zaten gelmesi gereken kalabalık geldi diye varsayıp şöyle önce bir arkadan sunumumu başlatayım müsaadenizle. Combiner splitter. Sunumu başlat. Şimdi şuradan da ekranımı paylaşırsam sanırım tamam. Şu anda ekranda sunum var sanırım. Var. Tamam. Dediğim gibi lütfen bir şey sormak istediğinizde durdurun, sorun, tartışalım. Hatta şöyle sorular da sorarsanız çok sevinirim. Yani bunu anladınız ama herkesin anlayacağı dilde anlatmadığımı düşündüğünüz yerde herkesin anlayabileceği şekilde çevirmek için tercümanım da olabilirsiniz. Çünkü ben bazen meslek deformasyonu diyeyim, fazla tekniğe kayıyorum. Hepimizin böyle matematikçi olduğunu düşünüyorum ara ara. Değil ama buradaki matematikler çok kompleks de değil. Rakamları gördüğünüzde ne olur korkmayın. Şimdi nerede başladık biz bu combiner splitter işine, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yani ben belki de çocukluğumda okuduğum traj dergilerinden beridir hep şey konuşurduk. Yani okurduk işte, yok antenler nasıl birleştirilir, ne yapılır. Bir sürü doküman okudum. Yok 90 derece faz kaydıracaksın, yok empedansını uyumlayacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bunu sanırım bir 10 sene öncesine kadar hep bu konudan kaçtım. Birkaç tane hazır malzeme kullandım. Örneğin bu uydu çalışırken iki tane Yagi antenim vardı. Yagi antenlerimi birleştirmek için hazır bir tane combiner aldım. Ama combiner dediğimiz şey, şimdi şöyle bir yandan da şu sunumu biraz durdurup kamerama döneceğim. Şöyle metal parçası satın aldım aslında. Yani dedim ya bunun neresi combiner? Tabii o ilk bana gelen malzeme şeydi. Tamamen kapalıydı, böyle içini hiç açıp bakabilecek durumda değildim. Combiner'ın içinde mutlaka mucizevi bir şeyler var diyordum. Böyle elektronik devreler sinyalleri bölüyor, birleştiriyor falan diye. Bunun böyle olmadığını tabii çok sonra yaparken anladım. Kendime de çok güldüm. Şöyle tekrar sunuma döneyim. Evet. Yani bir türlü bir internette bir takım şemalar buldum sonra. Bunun hani bir takım bakır borularla, alüminyum borularla yapılabileceğini gördüm. Bundan kaçabildiğim kadar kaçtım. Ne zamana kadar kaçtım? Şöyle kendisini de analım.
Tango Alfa 2 Tango Tahir abi bir gün malzemeleri almış. Kapıma dayandım. Barış dedi kombinleri yapacağız dedi. Sen nasıl yapıldığını biliyorsundur dedi. Ya Tahir abi bir şeyler okudum ama hani ya dedi ben de internette buldum malzemeleri bunlar. Gittim Austin'den aldım hepsini. Bunları bitireceğiz dedi. Ya dedim Tahir abi bana bir iki gün müsaade et de bari dersime çalışayım. Hani madem bir şey yapıyoruz yaptığımız şeyi anlayarak yapalım moduna girdim. Ders çalışmaya başladım. Gerçekten döndüm. İnternettekileri okudum. Kaçacak yerim yok. Tahir abiyi biliyorum. Hani bir gün atlatırım, iki gün atlatırım da üçüncü gün atlatamam. O kombinerler yapılacak. Okuyup bir tane o zamanlar web sayfamızda yayınlanmak üzere bir tane de yazı hazırladım. Yani combiner splitter nasıl yapılır diye pek çok derneğin sayfasına da koyuldu diye biliyorum. İnternette zaten anten birleştirici vesaire diye ararsanız birazdan anlatacağım her şeyin daha tekniğini yani daha detaylarını orada bulabilirsiniz. Biz anten kombinerları uydu antenlerimizi birleştirmek için kullanacaktık ama siz ne için kullanabilirsiniz? Ya da nerede ihtiyacınız olur anten birleştiricilere? Mesela iki tane anteniniz var. Antenlerinizin her birinin kazancı atıyorum 7 dBi kazancı var. Ama röleye bulaştığınızda röleyi 5 kuvvetinde duyuyorsunuz VHF'de uzak bir noktadasınız. Ya acaba ikinci bir anten taksam bunun yanına röleyi daha iyi duyar mıyım ya da röleye daha iyi girer miyim? Bu sorunun cevabı evet. Yani aynı yöne bakan iki tane yege anteni ya da iki tane anteni birleştirirseniz bu sizin o yöndeki kazancınızı arttırır. Yani o yöne daha fazla doğrultur. Ne kadar doğrultur? Örneğin iki tane 7 dBi'lik anteni birleştirdiğinizde toplam 10 dBi kazancınız olur. Bu rakamların size ilk başta böyle birden ya niye 7 ile 7'yi toplayınca 14 olmadı dediğinizi duyuyorum. Çünkü dBi dediğimiz şey desibelden devam ediyor. Birkaç hafta önceki sunumdan da hatırlarsanız eğer telsizle, RF'le hatta elektronikle birazcık uğraşıyorsak bu desibel kelimesinin anlamını biliyor ve anlıyor olmamız lazım. Desibel bir katlama şeyi diye düşünebilirsiniz. Yine bir belki başka bir sunumda daha detayına gireriz bu desibel konusunda ama bir şeyin iki katına çıkması, 3 desibel artması, bir şeyin yarıya düşmesi de 3 desibel azalması diye temel bir ezber yaparsanız bu sizin için şu an için yeterli olabilir. Haliyle aynı yöne bakan iki tane anten, mesela iki tane 5 dBi anteni birleştirdiğinizde 8 dBi bir anteniniz olur. Pardon. Volkan bir şey dediysen duyamadım. Yok yok mute edeceğim. Yeni bağlananları ben buradan kapatıyorum bazen. Devam. Tamam. Teşekkürler. Ne demek? Yani aslında kapsama alanınız o yönde iki katına çıktı demek. 5 dBi'den 8 dBi'ye çıkmak ya da 7 dBi'den 10 dBi'ye çıkmak o yönde demek sizin iki kat daha fazla mesafeye gitmeniz demek. Mesafe olarak. Tabii buradan hemen şu çıkarımı yapabilirsiniz. 0 dBi olan el telsizimin monopol anteniyle gittiğim mesafenin iki katına gitmek için kaç dBi'lik bir antene ihtiyacım var? Sorusunun cevabı 3 dBi. Ara altyazı geçmiş olayım. Başka ne yapabilirsiniz? Ya siz aslında tek bir yöne değil de iki yöne konuşmak istiyorsunuz. Arazide bir yerdesiniz ya da işte atıyorum tatil beldesindesiniz. Bir tane role Antalya nerede olun mesela ben çok o coğrafyada aşağıda Kaş tarafında bir yerdesiniz. Bir roleden Antalya rolesine girmeye çalışacaksınız. Bir antenle de kuzeydeki diyelim oradan ulaşabiliyorsanız İzmir rolesine gireceksiniz. Şimdi anteninizi bir oraya çevir, bir buraya çevir. Bununla çok uğraşmak istemiyorsunuz. Tek bir tane monopol anten koyduğunuzda, vertikal anten koyduğunuzda da rollerin hiçbirine ulaşamıyorsunuz. Çünkü bir vertikal antenin kazancı ne kadar olabilir ki? 3 dBi, 5 dBi, 8 dBi. Ama hiçbir zaman 10 dBi, 14 dBi gibi yegilerle erişebileceğiniz değerlere erişmez. Bir tane yegi Antalya'ya, bir tane yegi İzmir'e baksın istiyorsunuz.
ne yapacaksınız? İki anten kuracaksınız. Peki bu iki anteni nasıl götürüp bir cihaza bağlayacaksınız ve aynı anda çalıştıracaksınız? Bunun cevabı da bu. İkisinden gelen sinyalleri birleştirip telsize bağlamak için. Ya da işte gönderme yaparken de gönderdiğiniz sinyali öyle bir röleyi öyle bir noktaya koymak istiyorsunuz ki röle hem sağ taraftan hem sol taraftan sinyal alsın, ama mesela Karadeniz'desiniz. Ön tarafınız deniz. Ne denizden ne de Ruslardan bir şey gelmesin istiyorsunuz. Arka tarafınızda dağ zaten. Oradan da bir şey geleceği yok. İki tane sağlı sollu anten koyduğunuzda birleştirmek için bu ideal bir çözüm. İlk söylediğim gibi amplifikatörleriniz var. HF amfiniz var. Zamanında bir yerden bulmuşsunuz. İki tane 100 watt amfiniz var. Acaba bunları birleştirip bir tane 200 watt amfi olur mu? Evet, bu sorunun cevabı da evet. İki tane VHF amfiniz var. İşte 10 watt 10 watt. Bunları birleştirip 20 watt amfi yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. Tabii yani bunun şeyleri var. Dikkat etmeniz gereken bölümleri var, ama bu birleştirici de aynı zamanda kombine. Yani bugün konuşacağımız mevzudaki birleştirici ve ayrıştırıcılar sadece anten birleştirip ayırmıyor. Sinyali ikiye bölüyor ya da iki ayrı koldan gelen sinyalleri birleştiriyor. Bir tek şeyi var, şartı var. Bunların özdeş olması gerekiyor. İki taraftan gelen sinyallerin ya da iki tarafa yayacağım sinyallerin. Bunun anlamını birazdan konuşuruz. Yine bugün anlatacağım konunun içinde özellikle şunu yazdım. Kablo imal edebilir miyim? Ben çok kaliteli koaksiyel kablo kullanmak istiyorum mesela. Ya da benim öyle bir sıkıntım vardı. Bir evimde duvardan karşıya geçmem gerekiyordu, ama içinden geçireceğim şeyin metal olması lazım. Yani koaksiyel kabloyu geçirdiğimde koaksiyel kablo orada eziliyordu. Oturup oraya acaba ben kendim bir koaksiyel kablo yapabilir miyim sorusunun cevabı da bugünkü sunumumuzda var. Nasıl, reklamlar iyi oldu mu Volkan? Gayet iyi. Ben gürültü gelmesin diye kapadım ama. Bir sürü de soru var ama sen bir sonrakinde cevaplayacaksın. Bu arada rahmetli anıyoruz Tahir Bey'i. Yeni katılanlar için bir Tahir Bey'i kısaca bir tanıtsana. Yani Tahir Bey'le ben sanırım 90'lı yılların başında tanıştım. Antrak'ta tanıştık, Ankara'da. Şöyle söyleyeyim, sürekli projeleri vardı. Hep projeleri vardı. Yani zaten evinin garajını bugün bile gidip görseniz Berna Hanım'la eşiyle geçenlerde şey için görüştük. Yani bunları ne yapalım? Bunca malzemeyi birilerine vermemiz lazım. İşe yarayacak birine vermemiz lazım. Çünkü biz amatörler o kadar da şeyiz ki bir sürü projelerin peşinde koşturuyoruz. Evimizin garajı, odası, bir odası ağzına kadar proje cihazlarıyla dolu. Bunlar da benim şeyim Tahir Bey'di. Tahir Bey sadece alıp getirmekle kalmazdı. Onda en çok sevdiğim tarafı şuydu. Yurt dışına her gittiğinde elinde bir şeyle gelirdi. Ya Barış, bunu işte atıyorum Dayton'dan aldım, bunu bilmem nereden aldım, bu şunu yapıyormuş, bunu biz yapabilir miyiz? Bununla ne yapılabilir? Bunun benzerini biz nasıl yaparız? Ya Tahir Bey işte yani çok kolay değil bunlar. Ama 90'lı yılların başında yine onun içinde olduğu bir önder grupla birlikte Türkiye'de ilk amatör paket radyo sistemi dediğimiz telsiz üzerinden bilgisayarla haberleşme. Daha insanlar internet kelimesini bilmediği yıllarda Tahir Bey internet IP koordinatörü oldu Türkiye'de. Türkiye'de ODTÜ üzerinden IP çıkışını kurduk. Yani şöyle bir şey başkaları yapıyorsa onu hayal edip geliyordu. Bizi de zorluyordu bunu yapacağız diye. Kendisi TAMSAT'ın, Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği'nin, TAMSAT Amatör Uydu Teknolojileri Derneği'nin de kurucusudur. Onun gazıyla diyeyim, belki de hayatımın hayalleri olan bir uydu yapıp uzaya göndermeyi de başarmış durumdayım. Bu yüzden kendisine minnettarım. Bir işe başlayacağım zaman hep onun söyledikleri aklıma geliyor. Bunu yapan da insan değil mi? Bunu yapan bir insan, o yaptıysa biz niye yapmayalım diye gelirdi. Ve onda sevdiğim bir tarafı da şuydu, en kompleks problemlerin onda çok basit çözümleri vardı. Yani mesela combiner dedim ya, benim için çok kompleks bir şeydi. Bir gün baktım işte almış boruları, gelmiş. Ya aslında o borular benim de her gün gördüğüm alüminyumcuda önünden geçerken işte ya da şeyde
su tesisatçısının önünden geçerken gördüğüm boruların ta kendisi, ama o getirdiğinde onlar benim artık bir kombinera dönüştüğünde diyorsun ki evet, bu iş de bu kadar basitmiş. Ve Tahir Bey'le bir bitirdiğimiz her projenin ardından öyle dedik. Ya çok da zor değilmiş aslında. O yüzden kendisini rahmetle anıyorum. Aramızdan geçen yıl ayrıldı. Eminim ki bizi dinliyordur şu anda. Hani sayımızda artı bir vardır. Kesin. Değil. Evet, devam. Evet. Şimdi şöyle diyeceğim. İşte ne güzel dedin. Bir tane anten Antalya'ya, bir tane anten İzmir'e baksın. Ben de bunları gelip birleştireyim. İşte kablonun konnektörleri en konnektörse şekildeki gibi bir en konnektöre bağlayayım. TL259 UHF'se işte 259 bu T'lerden piyasada var. Tanesi 5 lira 10 lira. Bağlayayım gitsin. Bağlayayım gitsin olur mu? O zaman bütün bildiğimiz ya da o anten, SVR, empedans, 50 ohm, 75 ohm, bütün onları çöpe atmış olduk. Bunun arkasında bir mantık olması lazım. Yani öyle gelip bir tane T'nin ucunda, şu gördüğünüz T'nin ucunda bunu birleştiremiyor olmalısınız. Ya da buna bir numara daha çekmelisiniz ki düzgün bir şekilde birleştiriyor ya da bölüyor olmalı. Ya da sağda bir tane örnek gösterdim. Örneğin iki tane 50 ohm kabloyu bir konnektöre bağlayıp işte nasıl şey yapardık, telefon hatlarını paralellerken evin içinde birden fazla telefon hat, şimdi aramızda vardı, evet, aramızdaki çoğunluk kablolu telefon hatlarını hatırlayacak yaşta sanırım. Yani telefon hatlarını öyle paralellerdik, gelirdik, paralel bir bağlardık, diğer cihaza bağlardık telefona. Antenleri ya da cihazları niye böyle paralel bağlayamıyoruz? Biraz bundan bahsedeceğiz bugün. Geçeyim, niye olmuyor? Aslında bizim antenle bizim aramızdaki sistemi çok basit bir şekilde modellemeye çalıştım bu resimde. İlk başta kompleks gelebilir. Sağ taraftaki bütün formülleri görmeyin. Şu bizim telsizimiz. Telsizimin ucuna bir konnektörle ben bir tane iletim attı. Yani koaksiyel kablo bağladım. O da gitti bir tane konnektörle antene bağlandı. Hepimizin temel sistemleri bunlardan ibaret. Bizim telsizimizin speklerine ya da kullanım kılavuzuna baktığımızda der ki telsizin çıkış empedansı ya da giriş empedansı 50 ohm'dur. 50 ohm diye bir kavram var burada. Sonra gidiyoruz. Kablo alacağız diyoruz. Niye RG8 almıyoruz? RG6 almıyoruz. Gidiyoruz RG58, 214, LMR400 gibi. Özellikle 50 ohm denilen bir kablo alıyoruz. Yani her kabloyu da ya da televizyon kablosunu niye telsiz kablosu olarak kullanmıyoruz? Çünkü televizyon kablosu 75 ohm. Telsiz kablosu dediğimizde sıkça kullandığımız kablolar 50 ohm. Güzel. O zaman burada da bir 50 ohm diye bir kavram var. Antene gittiğimizde anten satın alırken antenin data sheet'ine baktığımızda ya da dokümanına baktığımızda antende de görüyoruz. Bu antenin empedansı 50 ohm'dur diye. Güzel. O zaman 50 ohm da bu. Genel olarak elektronikçiler olarak bizler bunu giriş empedansı, iletim hattı empedansı ve yük empedansı, antenin yük olduğunu varsayarak 50 ohm olduğunu varsayarız. Eğer iki ortam arasındaki geçiş 50 ohmsa, bunu söylemeden önce belki hani ben lise fizikten örnek vermeyi çok seviyorum. Lise fizikte şeyi hatırlayın. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ışığın geçişine ya da bir akvaryuma işte hep şey vardı. Akvaryumun üstünden bir tane el feneriyle ışık tutuluyor. O tutulan ışık içeride belli bir açıya evriliyordu. Dimdik gitmiyordu. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ışık kırılıyordu. Ya da dalgalarla ilgili bize anlatılırken bunlar vardı lise fizikte. Benzeri elektromanyetik dalgalar ya da belli bir empedansa sahip sinyaller için de geçerli. Eğer birinci ortamla ikinci ortamın yoğunluğu yani empedansı eşitse hiçbir yansıma olmadan dümdüz karşıya geçip sinyal hiç kayıpsız devam eder. Eğer bu ikisinin arasından bir empedans uyumsuzluğu varsa, örneğin telsizinize bağladığınız kablo 50 ohm değil de 75 ohmsa, şurada bahsettiğim formül oranında bir geri yansıma olur.
Yani gönderdiğiniz sinyalin bir kısmı geri yansır. Tıpkı şey gibi düşünün. Akvaryuma ışık tuttuğunuzda ışığın bir kısmı suyun içine giriyor, bir kısmı da olduğunuz ortama geri yansıyor. Niye? Çünkü akvaryumun içindeki suyun yoğunluğuyla havanın yoğunluğu eşit değil. Ve ikisi arasında geçiş yaparken bir geri yansıma oluyor. Benzeri şey iletim hatlarında da var. İletim hattının empedansı eğer sizin giriş empedansınıza uygun değilse bir yansıma olacak. Keza antene gittiğimizde belki cihaz tarafında bunu çok hissetmiyorsunuzdur. Çünkü her cihaz 50 ohm, her iletim hattı 50 ohm. Ama bunu antende çok iyi hissediyorsunuz. Antenin severesi bozuk. Duran dalga oranı severesi, standing wave ratio bozuk. Ne demek? Aslında anten o anda o gönderdiğiniz frekansa 50 ohmluk bir yükmüş gibi ya da 50 ohmluk bir sonlandırma noktasıymış gibi davranmıyor. O frekansta işte bunların hesapları var. Antenin hesaplarını yaptığınızda belki 49 ohm, 48 ohm ya da 52 ohm, 54 ohm gibi bir empedansa sahip oluyor. Bu da ne oluyor? 50 ohm, 50 ohm geldi. Antenden hepsi havaya yayınamadı. Bir kısmı geri hatta geri döndü. Duran dalga oluştu. Yani geri yansıyan bir dalga oluştu. Bunun ana sebebi empedans uyumsuzluğu. Bir antenin empedansı nedir? Başlı başına ayrı bir konu. Bunu başka bir haftada belki elden geçiririz ama şu anda ben antenin de 50 ohm olduğunu varsayıp burayı ideal bir iletim hattı varsayıyorum. Cihaz 50 ohm, iletim hattı 50 ohm, anten 50 ohm. Bir dahaki hafta işlerken şu meşhur kedi merdivenini de işlemek istiyorum. Kaç ohmdu o kablo? 410. Yani hala bu kadar senedir amatörlüğü geride bıraktık ama bilmediğim binlerce şey var. 450 ohm kablo niye kullanılır? Kedi merdiveni. Burada olan genç yeni arkadaşlar, böyle de bir kablo türü var. Birazdan gösteririz. Bir başka hafta o kedi merdivenini de. O da bir kablo. Aynı kedi merdiveni. Evet Barış'cığım devam. Kahveni içebil, suyunu içebil diye yaptım. Teşekkürler. Evet, burada yansıyan oranların hesabı işte empedanslarla, yani 55 ohmluk bir anteniniz olmuşsa o frekansta, işte gelen empedansınız da hattınız 50 ohmsa 50 - 55 / 50 + 55'ten kabaca duran dalga oranı ile ilgili bir fikir edinebilirsiniz. Şimdi bu genel her şeyin uyumlu olması gerektiği kavramını geçtikten sonra. Peki ama böyle ben burada bende şeyler gözüküyor, onları kenara alayım. İki tane anten. Antenlerim 50 ohm değil de 100 ohm olsaydı. Neticede burada Kirchhoff kanunlarından ya da ohm yasasından başka bir şey işliyor olamaz. Ya da buna çok benzeyen bir lise fizikte yine öğrendiğimiz kanunlardan daha kompleks bir şey olmasa gerek burada. Mesela iki tane 100 ohm antenim olsaydı, bunları bir tane biraz önce gösterdiğim bir tane T konnektörde paralel bağlasaydım, çıkış 50 ohm olur muydu? Olur muydu? Olurdu. Eğer antenlerimizin empedansını 100 ohm olarak ayarlayabilirsek, bunların iki tanesini seri paralel olarak bağladığımızda, İki tane paralel 100 ohm direnci bağladığınızda nasıl 50 ohm oluyorsa, bu antenler de 50 ohm olurdu. Daha ileri gidip iki tane 25 ohm antenim var. Bu antenleri bir şekilde seri bağlarsam bu antenlerden 50 ohmluk bir anten elde eder miyim? Cevap evet, çünkü empedanslarını, yani en azından cihaza karşı görülen empedanslarını 50 ohm'a tamamlamış olursunuz. Bugün daha çok paralel bağlama üzerinden devam edeceğim. İki tane 100 ohm bağladık, 50 ohm oldu. Güzel. O zaman ben iki tane 50 ohm antenimi bağladığımda 25 ohm oluyorsa anten. Bu 25 ohm'u nasıl bir, şu arada gördüğünüz, şöyle çizerek göstereyim. İki tane 50 ohm antenim var. Bunları paralel bağladım. Biliyorum ki buradaki anten empedansı 25 ohm oldu. Bu 25 ohm'u arada nasıl bir şeye bağlamalıyım ki kablodan geldiğimde ben buraya telsiz bunu ve kablo bunu
50 ohm olarak görsün. Eğer bu problemi çözebilirsem cihazı iki tane antene paralel bağlayabilmiş olacağım. Bu arada İsmail Hocam da aşağıda. Evet, ben de İsmail Bey'e bakıyorum. Yine güzel bir şeyler çıkıyor. İsmail Bey'in görüntüsü üzerinde sağ butona basıp pin yaparsanız. Evet. Şöyle yapabilirim. Kedi merdiveni ben. Biraz evvel bahsettiğimiz 400 küsur ohmluk kedi merdiveni geldi. Şöyle yapabilirim ben de. Belki onu ben açtığımda beceremedim. Yo şey yeniden zoom'a gelip kendisinin üzerinde pip yaparsan. Böyle pin yaptım ama başka yere yaptım. Şu an başka bir şey desin şey. ekranlar biraz şey olunca burada. Evet. Ne dedik? İki tane 50 ohm anten paralel bağladık. 25 ohm oldu. Bunu nasıl 50 ohm gösterebilirim sistemime? Problem bu. Şöyle kenara çekeyim. Yani öyle bir ara eleman koyacağım ki şu Z0 diye gösterdiğim kablo parçası bunun sol tarafında 50 ohm gözükecek, sağ tarafında 25 ohm gözükecek ya da sağ tarafındaki 25 ohm'u sol tarafına 50 ohm olarak göstereceğim. Bu aslında tek başına çeyrek dalga boyunda o frekansta çeyrek dalga boyunda bir parça kablodan daha fazla bir şey değil. Yani bir parça uygun empedansta bir kablo alıp bir tarafına 25 ohm antenlerinizi öbür tarafına 50 ohm telsizinizi bağladığınızda telsiziniz herhangi bir geri dönüş görmez. Bu nasıl hesaplanır? Bu arada kullanacağınız kablonun empedansını nasıl hesaplarsınız? Çok basit. Şuradaki formül yanlış. Senin görüntün daha büyük. Şeyi vermen lazım. Ne oldu? Şu an sunum olması lazım ekranda. Sen pinde kalmış olabilirsin. Peki devam. Şu an sunum gözüküyor değil mi? Evet şu an sunum gözüküyor. Evet. Tamam. Şimdi şu formül bu arada Z1 şurası da Z2. Yanlış yazmışım formülü. Yani Z1 ile Z2'yi çarpıp kare kökünü alırsak bulacağımız empedans şu aradaki empedans olacak. Demin ki problemi çözelim. Burası 50 ohmluk olacak telsizim ya da telsizden gelen 50 ohm kablo. Burası 25 ohm. 50 çarpı 25 1250 kök 1250 eşittir 37 küsür. Yanlış hatırlamıyorsam. 35 küsür. Evet aşağıda hesaplamışım daha önce. Yani 35 ohmluk bir kablo bulabilsek gitsek dükkana desek ki bana 35 ohm kablo ver. 35 ohm kabloyu alsak gelsek VHF'de bir VHF 144 MHz'de bir birleştirici yapacaksam dalga boyunun dörtte biri. Dalga boyu ne kadar? 2 metre. 2 metrenin dörtte biri. 50 santim bir parça kessem bir tarafını telsizden gelen kabloya bir tarafını da o antenden gelen T'ye bağlasam aslında antenleri birleştirmiş olurum. Bu kadar basit. Ama zor olan 35 ohmluk bir kablo bulmak. Hani her zaman her yerde böyle gidip dükkandan alabileceğiniz bir empedans değil 35 ohm. Hani biraz önce sen söyledin ya 450 ohmluk kablo niye kullanılıyor? İşte bu empedans problemlerini çözmek için o arada o 35 ohmluk 450 ohmluk kablo çok büyük iş görüyor. Şimdi şurayı böyle biraz yukarı çekeyim. Evet yani bunun bir benzerini nasıl yapabilirsiniz? 50 ohmluk bir anteniniz var. İki tane anteniniz. Bunlardan dalga boyunda yani 50 santimlik iki tane parçayla 35 ohmluk bir şey getirip normal bildiğiniz şey diyeceğim yanlış anlamayın amele usulü o öbür taraflarını birbirine lehimlerseniz o antenleri 50 ohm empedansla birleştirmiş olursunuz ve hiçbir şekilde şeyiniz olmaz. Severeniz olmaz. Tabii bunun yerine benim önerim biraz önceki şekilde gösterdim. O T konektörlerden birini kullanırsanız çok daha profesyonel görünümü olan bir şey elde etmiş olursunuz.
Şimdi şurada bir sonrakine geçeyim. Şu ekranı da temizleyeyim. Şimdi dedi ki güzel, bana 35 ohmluk bir kablo lazım. 35 ohmluk kablo da piyasada yok. Hani öyle dükkana girip markete girip alabileceğim bir kablo değil. O zaman şu soruyu soruyorum kendime. Acaba biz 35 ohmluk bir kablo yapabilir miyiz? Alt üstü bana 50 santimlik bir kablo lazım. Ben kendim kablo imal edebilir miyim istediğim empedansa sahip? Bu sorunun cevabı sizce evet mi hayır mı? Bu kadar konuştuysam sanırım evet olduğunu da ipucunu verdim. Evet, istediğimiz empedansta bir kablo yapabiliriz. Bu çok da zor değil. Örneğin şöyle ben yine stop yapayım. Şu an benim görüntüm var herhalde ekranda. Doğru, devam. Tamam. Elimde gördüğünüz 1296 MHz yani 23 santim bandı için yapılmış bir birleştirici. Dışında piyasadan satın alabileceğimiz alüminyum profil, metresi herhalde 10 lira değildir diye tahmin ediyorum. İçinde de şöyle göstereyim, biraz daha ince aslında bakır boru var. Birazdan resimlerde göstereceğim. Bakır boru nasıl bir bakır boru? Şeylerde satılıyor genelde şu ne tesisatında. Belli çaplarda hem soğutucu hem ısıtıcılarda bu kombi tesisatlarında kullanılan bakır borular var. Yani herhangi bir nalbura gitseniz bile bulabileceğiniz borular. Belli bir çapa sahip olanı bunun içine yerleştirdiğinizde aslında dışı koaksiyel kablonun dışı, içi de koaksiyel kablonun canlı ucu oluyor. Peki de bu yaptığımız kablonun empedansı kaç? Hani bunun bir hesabı var mı? Bu arada Coşkun Bey ilginç bir şekilde yaklaşmış konuya Barış'cığım. Diyor ki ben Barış Bey'in yaptıklarını yapmak istemiyorum. Bir devrim yaratmak istiyorum. Ben direkt Yagi antenleri 100 ohm olarak üretsem ikisini de öyle birleştirsem. Tabii ki bakınız DK7ZB'nin antenleri. DK7ZB genelde ay yansıtması için anten tasarlıyor. Ve antenleri bizi bu problemlerden kurtarmak için 100 ohm olarak tasarlıyor. 100 ohm tasarladığı antenleri de çok basit şeylerle, aparatlarla birleştirebiliyorsunuz. Sanırım bir pazarı kapattım ama. İlginç sarı da bir anteni şeyi arabası var. Ben şimdi kendisinin linkini hemen paylaşıyorum. Ama hemen o sayfasında Porsche ya da Ferrari gibi bir arabası var galiba ilk girişte o var. Evet, bu sarı şey ilginç bir şey. Şöyle diyeyim, bir anten tasarım tırnak içinde manyağı. Sayfasına girdiğimizde 25 ohm antenler, 50 ohm antenler, 75 ohm antenler gibi pek çok anten göreceksiniz. 25 ohmları seri bağlamak için, 100 ohm olanları da paraya bağlamak için tasarladığı antenler. Alplerin tepesinde mi yaşıyor? Nerede yaşıyor? Bayağı ilginç de. Yok, İngiltere'de. Delta Kilo, yani Almanya'da bir yerde yaşıyor olmalı arkadaş, en azından çağrı adına bakılırsa ama. Lokasyonu da bayağı yüksek. Evet, ilginç antenler yaptığı kesin. Dönebiliriz. Evet. Ben linklerini şeylere atıyorum devamlı. Tamamdır. Delta Kilo 7 Zulu Bravo arkadaşın çağrı işareti. Camiamızda anten gurusu olarak bilinir. Bir de G0KSC diye bir Chris diye bir arkadaş var. Golf 0 Kilo Sierra Charlie. Sanırım o da en son amatör olarak yapıyordu. Ben onun ilk yaptığı antenlerin testleriyle uğraşıyordum 15 yıl kadar önce. O da Innovative Antennas diye bir şirket kurdu sanırım. O da aynı bu anten tasarımlarını, combinerları, splitterları hazır olarak satıyor. Şimdi gelelim ana konumuza. Dedik ki bizim 35,5 ohmluk bir, hatta 35,35 ohmluk bir kabloya ihtiyacımız var. Bunu girip bir kablo satıcısı dükkana girip söylesek bizi kürekle kovalar büyük ihtimalle dışarıya. Yani hani dalga mı geçiyorsun, o empedansla kablo mu olur diye. Ama bu kabloyu kendimizin yapması çok kolay. Şöyle ki şu sağdaki bölüme bakmanızı istiyorum, şuraya. Aslında bunun dışındaki çerçeve benim elimdeki kare alüminyum profil. Bunun da bir kenarın uzunluğunun büyük D
kadar olduğunu varsayıyorum. Bunun içinden geçen ince bakır boru da içi dolu olabilir, boş olabilir. Önemli değil. Dıştan dışa çapı küçük D. Bunun empedansının formülü 1.38. Bunu hesap makinesine yazdığınızda zaten size cevabı verir. 1.38 logaritma 1.08 çarpı D bölü D. Örneğin yaklaşık 3 santimlik dış çapı olan, 1 santime yakın iç çapı olan bir şeyi bu formüle soktuğunuzda kabaca 35-35.5 ohm gibi bir empedans çıkıyor. Bakın, istediğimiz gibi bir anten parçası ya da kablo parçası yapabildik. Bunun boyunun şuradan şuraya kadar olan boyu lambda bölü 4, yani VHF'de 50 santim, efendime söyleyeyim VHF'de 13 santim ya da 17 santim, 70 bölü 4 yani. 17 santim boyunda bir şey yaparsanız ya da daha yukarıya frekanslara çıkarsanız 1.2 gigahertz'e 24 santim bölü 4 yani 6 santim boyunda bir boru parçası yaparsanız bunun empedansı aslında 35 ya da 35 ohm olan bir parçadır. Bunu lambda bölü 4, 2 lambda bölü 4, 3 lambda bölü 4 yani lambda bölü 4'ün katları kadar uzunlukta istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Size mesela 10 metre civarı bir şey mi lazım? Bundan 20 tanesini peş peşe 20 tanesi uzunluğunda yapın. Empedansı 33, 35 ohm olur. Ama şimdi 50'nin tam 20 katı 10 metre yapıyor. Güzel. Ama 10.2 metre yaparsanız empedansı tamamen farklı bir şey olur. Çünkü bu çok kritik. Bu iki rakam. Lambda bölü 4'ün katı olmalı o aradaki değeriniz. Bilmem anlaşıldı mı? Bu formülü basit. Yani şey de yapabilirsiniz. Piyasadan gittiniz işte 3 santim denilen profilde alüminyum bulamadınız da 2 santim buldunuz. 2 santimin içine hangi çapta boru koymalıyımı hesaplayıp daha ince bir tane şey yapabilirsiniz. Kablo parçası yapabilirsiniz. Yok ben çok büyük buldum. Büyük bulduysanız içindekinin çapını ona göre hesaplayıp yapabilirsiniz. Tamamen bunun formülü bu. Burada 1.08 nedir? 1.08 havanın dielektrik sabiti. Örneğin koaksiyel kablonun içinde beyaz bir parça var. O beyaz parçanın dielektrik sabiti yanlış hatırlamıyorsam 3.5 ya da 4 gibi bir şey. Şu anda tamamen ezberden konuşuyorum ama birden büyük bir değer. O yüzden orada daha farklı mesafede o kablo 50 ohm empedansı tutturuyor. Bizim burada hava kullandığımız için yani iç elemanla dış eleman arasında boşluk hava olduğu için dielektrik sabitimiz 1. Yaklaşık 1. O da 1.08. Bu kapat. Sonrakini geç. Şimdi ben kendimce bir takım şeyler koydum, hesaplar yaptım. Dedim ki 3 santimlik kare profil bulursam içine kaç milimetrelik boru koyarsam antenimin empedansı 35 olur. 26 milimetrelik. Efendime söyleyeyim onu bulamadım. 19.5'a 1.5. Mesela bu piyasada çok bulunanlardan bir tanesi. Daha ince yayvan bir boru. Bunun içinden nasıl bir kablo geçirirsem aynı empedansa giderim gibi. Ben burada kare profilin ve değerleriyle oynayarak yine aynı empedansı elde ettim. Bu da ne demek? Elinizde malzemelerden bir tanesi varsa onu ölçeceksiniz. Formülde yerine koyacaksınız. Gidip uygun karşılığını bulacaksınız. Çeyrek dalga ne demek? Çeyrek dalga işte ışık hızı dalga boyu eşittir. Amatör sınavda her sene her zaman çıkan sorulardan biri. Işık hızı bölü frekans. Onun dörtte biri de bize dalga boyunun dörtte birini veriyor. 145-146 MHz civarında bu da 50 MHz, 50 santim civarında oluyor. Örneğin tam 146'ya yaklaştığımız yer için hesaplamıştık galiba. 51.4 santim gibi bir şey yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi neye benziyor bu? Sağ tarafta biraz daha yakından bizim o gün kesip hazırladıklarımız var.
sağdaki üzerinden konuşayım. Şimdi öncelikle bunun üzerine konnektörleri sokabileceğiniz bir delik açıyorsunuz. Buraya konnektörleri takacağız. Şu gördüğünüz konnektörleri o deliklere takıyoruz. Sonra ve sonunlar etkiliyor mu şeyi? Herhangi bir değeri? Yok, çok etkilemiyorlar. Yani tabii ki minimalde olsa bir etkisi var ama hani o kadarı kadı kızında da olur deyip, yani gönülden geçen tabii yapabiliyorsanız yetkinliğinize göre işte yivli yuvalar açıp vidalara, efendime söyleyeyim, yivli vidalar kullanmak ya da üçgen vidaları kullanmak falan, ne kadar abartmak istiyorsanız bu sizin keyfinize kalmış ama biz bildiğiniz standart bir milimetrelik kalınlığı olan alüminyum profili alıp ortasından direkt şu gördüğünüz tesisat şeyini geçirmiştik. Monoband antenlere mi bir tek combiner yapılır, yoksa dual band antenlere de yapılır mı? Yani genel pratik olarak monoband antenlerin ben kombine edildiğini gördüm ama neticede... Ama iki anten de birbirinin birebir aynısıysa niye yapamayalım? Şimdi soru şöyle, arada kullanacağınız iletim hattının boyu lambda bölü 4, hangi lambda bölü 4? UHF'in lambda bölü 4'ü mü, VHF'in lambda bölü 4'ü mü? Ama bu sorunuzun cevabı var. Dual band için antenler içinde daha geniş bantlı combinerlar var. Ama bu tekniğin direkt orada kullanılması doğru değil. Bu arada Oğuzhan da geldi, gördüm. TA2NC arada dilim sürçerse destekler Oğuzhan. Selamlar, selamlar. Yani dual band antenler için divider yerine duplexer kullanmak uygun olur. Evet. Yani doğru şekilde önce bölümleyip ayrıştırıp sonra onları combine ya da split etmek mantıklı olur. Bir sorumuz daha var Barış. 1 bölü 4 dalga boyu tek sayının katları almak gerektiğini söyleyebilir miyiz demiş Ömer Bey. Güzel bir şey söylemiş. Tabii ki tek katlarını kullanmak hem pratik olarak hem de nasıl diyeyim detaylı teorik olarak doğru. Ben biraz önce hani biraz daha yüzeysel söyledim. 10 metre yaparsanız diye, ama hani kimsenin kalkıp da 10 metre boyunda bir combiner yapmaya kalkışmayacağını düşünerek söyledim. Burada tercih etmeniz gereken boylar tabii ki tek katlar. Yani lambda bölü 4, 3 lambda bölü 4, 5 lambda bölü 4 gibi katları. Ama genel pratik olarak lambda bölü 4 boyunda yapıyoruz bunları. Çünkü bunlar da yer kaplayacağı için olabildiğince küçük yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada birkaç örnek göstereyim. Bakayım bundan sonraki şartım neydi diye bakayım. Ben ona bakarken, Oğuzhan hoş geldin. Ne zaman 10 GHz arılıcı verici denemenizi bizimle paylaşacaksınız ekiple? Bir türlü fırsat bulup sahaya çıkamadık Alper'le beraber açıkçası. O yüzden daha uzak mesafe testini yapamadık. Lokasyon tespit ettik bu arada. Bir 70 kilometre civarı bir line of sight olan bir yer var. Bize yeter o kadarı. Yani işin tekniği nasıl, neler kullandık, nasıl yaptık? Önce biz bir ABC'sinin A'sını öğrenelim. ABC'sini anlatmak için sen bize uygun tarih söyle hocam. Biz yapalım. Alper önümüzdeki hafta. Olur. Pekala. Bu arada kısa bir bilgi vereyim yeni katılan dostlarımız için. Sağ olsun Oğuzhan Beyler, yine başka bir dostumuzla birlikte, ismini hatırlayamadığım için özür diliyorum. Oğuzhan'cığım söyler misin? Suha veya Alper, iki adı var. Peki, Suha Beylerle birlikte 10 GHz'de point to point birbirleriyle görüştüler. Modülasyon tipimiz FM miydi? Doğrudur. Wide FM, ya daha doğrusu broadcast FM aslında. Wide FM bile değil. Ne gönderiyor olduğumuz önemli değil. Ve burada bizimle paylaşacakları şey, ben yavaş yavaş parçaları edinmeye başladım. İstanbul'da nerede olursanız olun, Marmara'da diyeyim daha doğrusu, benimle test yapabilirsiniz. İşin ilginç tarafı, verici olarak kullandığımız anten değil mi o? Bir anten diye bahsedeyim. Şöyle, verici olarak kullandığımız bir kapı sensörü, hareket sensörü aslında, Doppler radar diye geçiyor. 10 GHz'de 10.5 GHz'de çalışan bir Doppler radar.
voltajını değiştirerek, ufak değişiklikler yaparak Barış'ın elindeki cihaz. Evet, kapı sensörü bu. Abartırsanız bu hale getirilebiliniyor. Evet, değişik böyle tasarımlar var. Anten mi o? Ya bu piyasada geç, 30 lira. Öbürü. 30 liraya satılıyor. Bunun göbeğinde o var. 27 lira. Bu arada ben de bir kamera açıp başka bir şey göstereyim. Ney? Bu da yine 10 GHz'i kullanmayı planladığım bir waveguide artı horn, hani nasıl tabir ederseniz, bir LMB'yi kesip kafasını, hani onunla yapılmış bir şey. Testlerini de yaptım. Yaklaşık 1.1-1.2 sever'e çıkıyor. Bunu da bir beacon'da kullanacağım. 10 GHz'in sever'esini ölçtük. Evet, her eve lazım. Ben de buzdolabını yani, ölçtüm 10 GHz'i. Şey, Tango Bravo 2 Delta Oscar Bravo. Onur arkadaşım sağ olsun o konuda bir destek oldu. Elinde Anlitsu'nun bir test cihazı vardı. Liste fiyatı 110 bin euro civarı aletin. Mirim biz nasıl yapacağız? Biz nasıl yapacağız? İnan. O... Şöyle aslında ben ölçülerine göre yaptım, götürdüm, bağladım. Baktım ki Sever'e tam döndüm geri. O Barış'ın elindeki de. O zaman tutar. Şöyle yapalım. Evet, Barış'ın da... Bütün bunların tasarımları zaten açık olarak paylaşılıyor. Bunları aramızda olan, şu anda bizi dinleyen Cem arkadaşımız yaptı. Cem Karagöz, iki Golf Yankee. Bunlar da 10 GHz için yine Oğuz'un elinde tuttuğu gibi horn antenler. Cem Bey parası kabilinde adetli burada toplarsak yaptırabiliyor muyuz? Amatör olarak şöyle, amatörce bir şey yapmaya çalıştığımızda Cem bize en azından şey olur, ne denir, mimandar olur. Ama yani benim gönlümden geçen, böyle bir şey yapacaksak zaten bunları bir araya gelip bizler üretiyor ya da ürettiriyor olmalıyız. Evet, İsmail Bey de bir tane çıkıyor. Evet, İsmail Bey konuşursanız sizin görüntü büyüsün, ses kartınız kapalı. Ben de açtım. Evet. Bu da gene 10 GHz için alıcı diyeyim. Tabii vericiye de çevrilebilir. Arkasında direkt 10 GHz için değiştirilmiş LMB var. İçindeki şey de kuarts da ona göre 10.000 küsürlerde, yani amatör frekansına indirilmiş şekilde. Tabii bu da aynı deminden gösterdiğiniz gibi, bu da bir kapıcı şeyi, kapı şeyi. Bu da 10 GHz için. Bu da bir kapı sensörü. Bu da yani aynı o vazifeyi görüyor. Bu da yapılabiliyor. Hani şu küçükler gibi aynı. Bu amatörlüğün sevdiğim şeyi o. Hepimiz bir şey gösterecek bir şeyimiz var. Bu arada hani detaylarını bizim programda konuşuyorum ayrıca, ama geldi. 10 GHz'e çalışacak bir beacon VHF dizaynından ben istedim. O geldi. Masaüstü testlerini yaptım. Hani yaklaşık 6 dB falan bir çıkışı var şimdi. Oldukça düşük. Power amplifier'ını da istedim. 2 watt'a yakın bir çıkışla 10 GHz'e çalışacak bir beacon Ankara'ya yerleştireceğim. Hani şartlara bağlı olarak 300-400 kilometreden bile dinlenebilme şansı olacak bunun. Hani belki aynı Oscar 100 uydusunu dinler gibi aynı çanak, aynı setup'la, sonuçta bir LMB ve bir çanak aslında orada da receive yaptınız. Hani bu beacon'ı da belki çevre illerden yakalama şansı olur amatörlüğü. Vallahi harikasınız. Peki şimdi hemen konuyu bağlıyorum reklamasyona. Amatörce sohbetlerde 10 GHz'de bu çılgın denemeleri seyretmek istiyorsanız önümüzdeki haftaki programı kaçırmayın diyorum. Bağlıyorum. Vallahi tekrar hoş geldin. Biz yine ilginç şeyler yapacağız. Allah'tan bunlar ucuz da test cihazları çok pahalı. Yani hep korkuyorum. Yani yüksek frekansta bu iki haftalarda konu edineceğimiz neydi? VNA. Şu VNA analyzer'ın Nano VNA, evet. Ben hep isimleri, LoRa modülü de Lori, LoRa, Loren falan yapıyorum. Sonra öğrendim ben. şu Nano VNA'nın yok mu 10-20 GHz'de falan? Ama gelecekte olacak. Şöyle, gelecekte olur. Onunla ilgili Analog Devices'ın bazı şeyleri çıktı, IC'leri çıktı. O frekanslara kadar çıkabilen. Ama henüz yine hani Türkiye ekonomisine göre pahalı cihazlar olacaktır çıksa bile. Edim Pluto gibi. Ama aması var. Teknik olarak şöyle bir şey yapmak mümkün. Frekans multiplier'larla, divider'larla hani nano veren düşük frekansını işte birkaç kat çarpanla yükseltip ölçümleri ona göre yapmak mümkün. Hani tabii ki kayıplar olacaktır. Çok saatli bir ölçüm olmayacaktır ama
yine de bir yaklaşık bir şey verebilir insanlara. Şöyle veya severe ölçümü için bakayım şuralarda bir yerde var mıydı diye. Şimdi evet, bu arada bu akşam ilginç bir toplantı oluyor. 45 kişi olduk. İnşallah hepimizin de dur bir bakayım dediğimiz böyle arkada dolapları olur. Her bir göremedim şimdi de bir N-tipi konnektörün ucuna bağlı bir doğrultucuyla diyeyim, diyotla yapılan bir şey var. 10 GHz'tekini alıp size voltaj olarak veren gidişi ve dönüşü bir coupler'la ölçerek severesini ölçebileceğiniz bir yapı var. Ucuza da mal oluyor. Birazcık minik işçilik istiyor. Böyle toplu iğne başı gibi çalışıyorsunuz ama hani bunların hepsi amatör çalışmalarda poor man's işte SWR meter şeklinde var. Çünkü dünyada da hazırda hani amatörlerin kullanabileceği bu tür cihazlar maalesef yok. Yani gidip de bir bird wattmetre gibi alamıyorsunuz. Olanlar lab tipi cihazlar. Onlar da 6 GHz'in üzerine çıktıkları zaman hemen 5 haneli dolarlara dönüyorlar. Peki. Evet, yani onlar hiçbirimizin erişebileceği şeylerde değiller. Ama amatörler çok uzun yıllardır yüksek frekanslarda çalışıyorlar. Eskiden HF kullanırken VHF wattmetre çok önemliydi. Sonra ben hani 1 GHz'i nasıl ölçeceğiz? Şimdi 10 GHz'i nasıl ölçeceğiz diye konuşuyoruz. Hatta bu aralar benim aldığım 37 GHz'lik bir set var. Onu nasıl ölçeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Ama şunu söyleyeyim. Amatörler yoksulluktan mı diyeyim, olmamazlıktan mı mutlaka çok basit bütçeli çözümler buluyorlar buna. Siz bu işe başlayın. Emin olun frekansın bir önemi yok. Mutlaka bir yerden bir şeyle önünüz açılacak ve kullanabileceksiniz. Öncüsü Oğuzhan oldu. 10 GHz'in Türkiye'de ben gerçekten çok taraftar bulacağını düşünüyorum. Bana sorarsanız HF'te konuşmaktan ya da VHF'te rolede konuşmaktan 1000 kat daha zevkli bir uğraş, yüksek frekansla uğraşmak. Peki, önümüzdeki haftayı biraz 10 GHz'e ayıracağız. Dip bir konu, çok uçlarda bir konu. İlgilenen arkadaşlarımızı bekleriz. Barış'ım devam edelim. Şaka maka bir saati devirdik. Devam edelim. Büyük mahalle topraklamayı bir dahaki haftaya bırakacağız. Sen güzel gidiyor. Devam. Neyse, yeter ki konumuz olsun. Yani umarım anlaşılıyordur anlattıklarım. Bu arada hemen Barış başlamadan bir tane link paylaştım. Mesela 10 GHz için wattmetre çok düşük wattlarda 300-350 lira civarına falan geliyor. Ben test ettim, bundan bir tane aldım. Üst frekanslarda çok logaritmik gitmediğinden gerçek değerleri göstermiyor ama gerçek bir cihaz bulup bir defa kalibrasyonunuzu yaparsanız o noktadan itibaren doğru ölçümler alabileceğiniz bir cihaz. Bu arada Ahmet Bey 1.2 çalışan bile neredeyse yokken biraz uzak diyor 10 GHz ama aslında şöyle 1.2 sağ olsun. Onu atladık dedim. Biz direkt üst sınıftan başladık. 10 GHz'den yukarı doğru gideceğiz. Hayır, ama işin ilginç tarafı 1.2'yi ben hallettim. Neyle hallettim? Adam Pluto ile. Ama Adam Pluto'da biraz belli bir parası var. Ama bu 10 GHz'de kullanılan şeyler 27 lira. Yani komik şeyler, tabii başka şeyler de gerekecek de. Peki yavaş yavaş gidiyoruz. Yelken açtık. Hızımızı kesmeyelim. İnşallah bütün frekanslarda oluruz da. BTK'da baktık ki oralar dolu. Amatör bantları kendileri başka yerlere vermezler. Böyle de serzenişte bulunalım. Evet Barış'cığım devam. Alüminyumu kestik. İçine de Arat musluğu diye geçen bir boru daha koyduk. Onların malzemesi aynı. Devam. Evet, şöyle bir tekrar durduracağım. Şuradan sanırım bunu tekrar göstereyim. Yani çok kompleks bir yapısı yok. Peki bu arada elimdekini neyse ona birazdan geleyim. Yaptığımızda şu altta görüldüğü gibi bir ucunda iki tane konnektör var. Birleştireceğimiz antenleri oraya bağlıyoruz. Sol uçlarına. Anten 1'i ve anten 2'yi bağlıyoruz sol tarafa. Şuraya. Buradan da telsizimize ya da kablomuza, istasyonumuza iniyoruz. Bu bizim için bir bölücü, bir birleştirici. Görevi görüyor. Geçeyim. Peki bunu nasıl test edeceğiz? Yaptık.
düzgün çalışıyor mu nasıl anlayacağız? Ben çok, yani bir tane wattmetreniz varsa ve mümkünse iki tane dummy load'unuz varsa, yani 50 ohmluk bir yükünüz varsa ya da iki tane emin olduğunuz, düzgün çalıştığına emin olduğunuz anteniniz varsa birbirine özdeş, bu sistemin testini yapabilirsiniz. Ben şöyle bir test yaptım. Üzerinden çizerek göstereyim. Bir tane telsizimi wattmetre üzerinden giriş portuna bağladım. Sonra bir tane, iki tane dummy load'u da iki anten yerine bağladım. Bir tanesi sarı kablo gidiyor gibi gözüküyor çünkü büyük bir dummy load'a gidiyordu ama onun ucunda da dummy load var. Bu da küçük bir tane konnektör tipi dummy load. İki tarafa da dummy load taktım. 50 ohmluk yük taktım. Wattımı ölçtüm. Ben ne kadar güç çıkartıyorum, bana ne kadar geri dönüyor diye baktım. Yaklaşık cihazdan, yanlış hatırlamıyorsam, o zamanlarda 4 watt, 5 watt gibi bir güç çıkıyordum. 100 miliwatt gibi bir güç geri dönüyordu. Bu da severesinin gayet iyi olduğunu söylüyor sistemi. Yani bunun boyunu falan iyi ayarlamışım. Çünkü bütün bu hattı ve her şeyi 50 ohm olarak görüyorum demek. Oysa iki tane 50 ohm anten bağlı bu sisteme ve ben 50 ohm olarak görüyorum. Geri dönenim minimum. Daha sonra wattmetreyi çıkartıp şu alttaki resimde gördüğünüz gibi cihazı direkt sistem girdim. Yukarıdaki dummy load'ların birinin önüne wattmetreyi bağladım. Bu kez de cihazdan bastığım gücün, biraz önce ölçtüğüm gücün tam yarısını okudum. Şurada birinci wattmetrenin üzerindeki görüntüyü görüyorsanız şurada yaklaşık bir güç var. İkinci wattmetrede onun tam yarı gücü var. Bu ne demek? Aslında cihazdan çıkan gücü tam olarak ortasından iki eşit olarak bölüp soldaki antene ve sağdaki antene gönderen bir sistem yapabildim demek. Bu da bu sistemin basit bir test düzeni. Aynı şekilde diğer tarafına bağladığınızda orada da yarı güç göreceksiniz. Şimdi 34.45 ohmluk empedans uyumlayıcıyla uğraşmaya çalışırken bir yandan aklımıza şöyle bir şey takıldı. Yani daha doğrusu bu teoriyi bulan, bu yaklaşımı bulanların geldiği noktada acaba ben antenlerimi uzaktan kendime, şuradan çizim yapayım, özür. Bir saniye, şuradan al, şöyle geri git. Evet, sanırım doğru çarptayım. Şimdi buraya bir 50 ohm anten bağladım. Buraya 50 ohm bir anten bağladım. Bunların gelip burada göstereceği empedansın 100 ohm olmasını nasıl sağlarım? Bakın bu şekil biraz öncekinden biraz farklı. Biraz öncekinde uzun bir hat vardı. Ucunda iki tane konnektör vardı. 50 ohmluk antenleri bağlıyordum. Bu iki anteni paralel bağladığımda bu 25 ohmmuş gibi davranıyordu. Ben bu 25 ohmu buraya getirip 50 ohmmuş gibi gösterecek ara bileşeni yapmıştım. Z0 bileşenini. Şimdi probleme farklı yönden yaklaşsak. Buraya öyle bir 50 ohm anten koysam ki, buraya da öyle bir 50 ohm anten koysam ki, bunları öyle bir Z0'dan geçirsem ki, ayrı iki koldan, bunlar buraya 100 ve 100 olarak gelse, çok yeteneksiz bir çizgi çizicisi olarak, bu iki tane 100 de bu konnektörde birleşince 100 ohm ile 110 paralel 50 ohm olsa ne güzel olur değil mi? Bu da ikinci tip bir combiner. Bunun hesaplarını yaptığınızda burada elde etmeniz gereken empedansın 70.7 ohm olduğunu göreceksiniz. Niye böyle bir şeye zorladık? Öbürü zaten vardı. Hatta bu onun iki katı büyüklüğünde, iki katı uzunluğunda,
Çünkü lambda bölü 4 bir tarafa gidiyor, lambda bölü 4 bir tarafa gidiyor. Yani az önce 50 santim boyunda yaptığımız combiner burada 100 santim, 1 metreye uzadı. Niye böyle bir şeye gidiyoruz? Niye biliyor musunuz? 70.7 ohm piyasada kolayca bulabileceğiniz 75 ohm televizyon kablosu, kamera kablosu, uydu kablosu gibi kabloların hepsi 75 ohm ve bu empedansa çok yakın. Bu empedansa çok yakın. O kabloları aslında burada kullanabilmenizi sağlayacak bir combiner. Yani piyasadan iki tane 75 ohm televizyon kablosu alıp, dikkat edin, yani combiner dediğiniz şey piyasadan alabileceğiniz toplamda bir dalga boyu uzunluğundaki, 2 metre uzunluğundaki televizyon kablosuyla da yapabileceğiniz bir şey. İki tane lambda bölü 4 50 santimlik 75 ohm televizyon kablosunun uçlarını birleştirir, diğer uçlarına iki tane anten takarsanız anten combiner divider yapmış olursunuz. Televizyon anten kabloları özellikle Türkiye'de Çin malı kabloların hepsi çok kalitesiz olduğu için televizyon kablosuyla yapmanızı çok önermiyorum. Bunun yerine kameracıların kullandığı, bu kamera sistemlerinde önceden kullanılan yeşil koaksiyel kablolar var. Çok kaliteli. Yine 75 ohm kablolar. O kablolarla bu combinerlar çok kolay yapılabiliniyor. Şuradan bir paylaşımı durdurup örnek olarak yapılmış elimde bu 23 santim için, yani burası 6 santim, burası 6 santim. Toplam uçtan ucu 12 santimlik bir eleman bu. Eğer bu VHF olsaydı boyu 1 metre olacaktı. Eğer VHF olsaydı boyu 35 santim olacaktı bu elimdeki cihazın. Barış, bir tane link paylaştım abi. Onu bir açabilirsen aslında, senin bu tasarımını bilmiyorum, ileriki sunumlarında belki vardır. Direkt koaksiyelle yapılmış fotoğraflar da var. Şöyle yapılmışı var benim. Tamam, hemen senin linke de geçeyim. Şimdi benzeri bir şekilde şeylerden gelen, antenlerden gelen, bu da benim kullandığım bir combiner. Yine VHF combiner. Bunun boyu lambda bölü 4 çarpı 0.7. Yani %70'i. 50 santim değil de bunun boyu 35 santim. Neden 35 santim? Burada yaparken bunu, bu elemanla yaparken içinde hava vardı. Aradaki iletken ya da dielektriği olan malzeme havaydı. Onun hızı, yani elektromanyetik dalganın o ortamdaki hızı 1 kabul ediliyor. Halle bütün dalga boylarını hesaplarken çeyrek dalga boyu bizim için yeterli. Ama ışık ya da radyo frekansı bu kablonun içinde havaya göre %30 daha yavaş hareket ediyor. Bunun içinde aslında sinyal, bunun içinde giden sinyal havada ışık hızıyla giderken bunun içinde ışık hızının %70 hızında gidiyor. O yüzden bunun velocity faktörüne %70 deniyor. Işığı ve RF'i biraz yavaşlatıyor bu kablo aslında. Aslında buradan da 90 derece çevirici, dalga geciktirici gibi bir sürü şeylere bağlı. Ağırlaştın Barış, kaçıracaksın bütün misafirleri. Orada bir şey detayı vermek lazım. Şimdi hani şimdi dinleyen arkadaşlar böyle bütün koaksiyel kablolar %70 diye bakmasın. Kullandığımız evet. Kablonun speklerini açın internetten, bakın markasına, modeline, tipine göre. Orada bir velocity faktörü var. %66'dır, %70'tir, %75'tir. O rakamla çarparak aslında dalga boyunu bulmak gerekiyor. Ortalaması 0.7'dir diyerek düzeltiyorum. Burada iki tane 75 ohm bu kablo aynı diğeriyle aynı renk gözükmesine rağmen bunlar 75 ohmluk kablolar. İki tane 75 ohmluk kabloyu getirdim. Burada bir araya getirdim, bağladım. Ve çıkışımda 50 ohmluk iletim hattıma götürdüm. Bu bir combiner. Şimdi bir dakika, şu cihazın arkasını bir yavaş gösterir misin? Sen de öyle hızlı geçiyorsun ki, ne yaptın orada? Bize çubukları gösteriyorsun, kendin onu ben kabloyu gösterme, devreyi göster bize. Burada aslında bir devre yok. Ben sadece ortaya geri dönüşü minimize etmek için bir tane 100 ohmluk yük koydum karşılıklı empedansı sıfırlamak için. Ama normalde bu yok. Tıpkı bundaki gibi sağdan bir 75 ohm, soldan bir 75 ohm kablo kullanmanız yeterli. O roda ettiğin nedir? Orada roda edilmiş bir kablo daha var yanda. Yuvarlak şey yaptığın. Bu 50 ohm çıkışın kablosu. Yani
Çıkışın kablosu. Şimdi şöyle yapayım. Hemen Oğuzhan'ın linkini açayım. Ekranın değil, şu an görüntüm var sanırım. Açtım. Açtım paylaşımda. Ekran paylaşımı. 110 giren hatırladığım kadarıyla soru gelmişti bir tane. Ben cevap vereyim dedim. Dörtte biri civarı yeterli oluyordu diye hatırlıyorum. Toplam gücün. Evet. Şimdi evet, anten stekleme ile ilgili. Şurada gördüğünüz gibi 70.7 hesaplamıştık biraz önce. 71 ohm. Hatta 75 ohm kabloyla şuradan antenden gelen uçları birine bağlayıp araya da bir direnç koyup, şurada 100 ohmluk bir direnç koyup bunu 50 ohmluk bir hatta normal gördüğünüz gibi eski elektrik kablolarına paralel bağlar gibi bağlayıp istasyonunuza götürebilirsiniz. Bir benzeri yine diğer taraftaki gibi iki tane antenin birleştirmesi ya da bölünmesi, gücün bölünmesi. Arada şeyde sayfada yazmışım, gücün %10'una kadar dayanacak bir rezistör kullanmak gerekiyor diye. Evet, şuradan. Evet. Çünkü onun üzerinde de bir enerji var. İki anteni birbirinin birebir aynısı yapamayacağınızı varsayın. Yani severesi bir antenin 1.01'dir, diğeri 1.2'dir mesela. Yani aralarında bir empedans fark vardır. Biri 50.5 ohm'dur, diğeri 49. bilmem kaç ohm'dur. Bu aradaki denge bozulmasın diye aradaki direnç kullanılıyor. Fazla yük aslında aradaki o dirençle dengelenmiş oluyor, cihazınıza geri dönüşü azaltıyor. Yani bir koruyucu faktör olarak düşünebilirsiniz o direnci. Olması şart değil, opsiyonel ama nice to have. Evet. Şimdi sunuma dönüyorum. Dediğim gibi biraz öncekinin görünüşünden, gösterdiklerinden biraz farklı bir görüntü ama bu da bir 75 ohmluk kabloların direkt kullanılmasını sağlayan bir opsiyon. Benim elimdeki niye bu şekilde ben şeyle yaptım? Alüminyumla yaptım. Alüminyumla yaptım çünkü bu şekildeki gibi iki tane power amplifier'ın çıkışını birleştirmek için kullanıyorum ben bunu. İki tane 500 wattlık amfiyi birleştirip 1 kW'lık amfi yapmak için bunun üzerinden geçiriyorum. Amfiler yan yana durduğunda tam bu hizaya geliyordu. Hesap kitap yaptım. Konnektörlerin yerine falan çok güzel uyuyordu. İki tane 75 ohm kablo yerine böyle daha şık bir malzeme takmış olduk. İçinde koaks kablo mu var onun? Hayır, içinde şey var. Bakır boru var. Bakır boruyu ortadakine nasıl lehimledin? İçinde şurada şu bir delik var. Şunu kapattığım bir delik var. Tamam, tamam. Geri aldım. Anladım. Alüminyumlarla çok oynadım da. Yani şey orada bir tane daha delik açıp o delikten lehimi yapıp üstünü kapatıyorsun. Folyo ile kapattım. Yagilerde gamma match deneyimi olanlar neden güldüğümü anlar. Peki. Öyle trikleri de burada anlatın ki bilelim yani. Yani şey yani onu yapacak olan zaten yaparken ya bunu nasıl lehimliyoruz diye düşündüğünde emin ol aklın yolu bir herkes o çözümü bulacaktır. Peki. Yine formülümüz aynı. Yani 100 ohm olacak bir tarafta, 50 ohm olacak öbür tarafta, Z0 yine formülü her yerde yanlış yazabilmeyi başararak Z0 eşittir kök altında Z1 çarpı Z2 yani 100 çarpı 50 kök 5000. Geçiyorum. Nerede kullanırız? Mesela iki tane HF'de mesela bu 1.854 MHz arasında HF'de iki tane amfiyi combine edip 50 watt 50 watt 100 wattlık amfi yapacaksınız. Aslında bu çıkışta gördüğünüz ya bu ruloların içine sarılmış olan bu elemanlar o nüvelerin getirdiği yavaşlatma yani o velocity faktör yavaşlatmasıyla hesaplanmış çeyrek dalga boyuna yakın kablolardan başka bir şey değiller.
empedans uyumlamak için. Aradaki o empedansı sağlıyorlar HF için. Ya da bunu pek çok cihazın çıkışında görebilirsiniz. Dört tane, mesela altta dörtlüsünü görüyorsunuz. Dört anteni birleştirin. Arkada görünmeyen bir yerde bir tane daha şey var. Konnektör var. Efendim, sağ tarafta yukarıda gördüğünüz askeri deli gibi array antenler dizilmiş. Herhalde orada bir 2, 4, 6, 7'ye 20'lik bir şey var. 100-150 tane anteni mesela paralel birleştirmişler. Radar anteni olarak bir yönden maksimum güç alabilmek için. Mesela bu teknikler biraz daha ileri götürdüğünüzde aslında iki anten arasında faz farkı yaratarak sinyalinizi istediğiniz yöne doğrultabilme şansınız var. Bu aralar HF'te de çok kullanılmaya başlandı. Bahçenize iki tane vertikal anten dikiyorsunuz. HF. Bu iki vertikal antenle sinyalinizi yönlendirebiliyorsunuz. Ortada hiç dönen bir şey yok. İki tane dik anten var. İkisi arasında yarattığınız faz farkı, yani o kablodaki gecikme sürelerinin hesabıyla şimdi Amerika'ya döndüreyim, şimdi Avrupa'ya döndüreyim, şimdi Rusya'ya döndüreyim diyebiliyorsunuz HF sinyallerinizi. Sadece burada bugün kullandığımız tekniklerin bir benzerini uygulayarak. Bir combiner yaptık HF'te 14 MHz'de. Biri antenin Avrupa'ya bakıyor, öbürü de Asya'ya bakıyor. Bunu da birleştirdik. Mandala bastık. Ne oldu? Daha basit. Bu daha şey, daha ileri bir şey anlatmaya çalıştım Volkan. İki tane vertikal antenim var. Antenlerin... Sayfanın içini gönderdim. Şeylerin, antenlerin ikisi de yönsüz. Şöyle yapayım o zaman. Şuradan çıkayım. Nereye attın? Çete attın sanırım. Gönderdin mi? Evet, evet. Evet, chatte var abi. Ha, Facebook Vertical, okey. Şu an herhalde herkes görebiliyordur. Şimdi bahçenize iki tane anten kuruyorsunuz. Antenlerin ikisi de yönsüz ya da ikisi de belli bir yöne bakıyor. Bu önemli değil. İkisine gönderdiğiniz sinyaller arasında bir faz farkı yaratarak, bir gecikme yaratarak, gecikmeyi nasıl yaratırsınız? Az önce söylediğimiz gibi belli uzunluktaki bir kablo sinyalde bir miktar gecikmeye sebep oluyor. 0.7 gibi bir gecikme faktörü var bir kablonun. Kullandığın kablonun boyuna göre sinyal aslında bir antenden diğerinden mikrosaniye, nanosaniye daha erken havaya çıkıyor. O önden havaya çıkınca, diğer taraftan havaya çıkınca aslında sinyalin bir tarafa yönlenmiş oluyor. Bütün bunlar bu anlatmaya çalıştığım empedans ve velocity faktörün günümüzdeki kullanım detayları. Bence bu phased array antenler bile kendi başına bir haftamızı alacak kadar güzel bir konu. Diyorum, bakalım başka chartımda bir şey var mı? Evet. Patch antenler mesela, çoğu Wi-Fi patch anteninin ya da televizyon anteninin içine açtığınızda şeyi görebilirsiniz. Dört tane anten var. Bu dört anteni bir şekilde bir takım yollarla birleştirip götürüyorlar. Bu yollar aslında lambda bölü dört ya da uygun dalga boyu uzunluğunda uygun empedansa sahip yollar, anten kabloları. Frekans yükseldikçe tabii ki bunları böyle şeylerin üzerinde, pertinakslarının üzerinde aynı empedansı sağlayacak yollar çizilebiliniyor. Deyip anlatabileceğim her şeyi bitirmiş bulunuyorum. Bir iki örnek gösterebilirim. Ya, mesela Barış, bu konuyla ilgili bir ilave yapayım abi. Dikkat etmek gereken bu kablolardaki bu faz farkını da anlattığın iyi oldu. İki tane anteni bağladınız, bu splitter'dan çıktınız. Arasındaki kabloların arasında hiçbir faz farkı olmaması lazım. Eşit boyda olmalılar. Tamamen eşit boyda olacak. Farklı kablolar da kullanmamak lazım o yüzden. Yani buna dikkat ederseniz sıkıntı yaşamazsınız. Ama mesela iki tane yege anteniniz var. Hatta onun da şeyde, benim sayfada en son yazdığım not aslında o. Yani en başta çıkan şeyde var o. Nano VNA ile ölçüp de hani bu kabloları ayarlamakla ilgili bir yazı yazdım. Orada bir iki tane de radyasyon paterni var. Şimdi antenleri koydunuz, tam böyle işte kuzeye çevirdiniz 0 derece. Arasında bir faz farkı varsa
antenleriniz aslında 5-10 derece bir tarafa kaymış olabilir. Bu göndermede, almada da dalgalar birbirlerine sönümleme yapacağı için almanız da zayıflayacak. Hem yanlış yöne bakıyorsunuz, hem sinyal kaybediyorsunuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden iki eşit anteni birbirine bağlarken tamamen aynı boyda kesilmiş kablolar kullanmak şart. Bu önemli bir nokta. Yani bile bile antenleriniz arasında bir faz farkı yaratmamalısınız. Özellikle kombine ederken ya da split ederken yüklere, antenlere gittiğiniz mesafelerin birebir aynı olduğundan emin olmalısınız. Çoğu amfinin içini açtığınızda göreceğiniz bir takım manzaralar göstereceğim. Bunda az gözüküyor ama bunda daha fazla gözüküyor. Mesela bunun şeyinde şu çıkışlarında gördüğünüz gibi 8 ya da şöyle yol parçacıkları var. Aslında şu transistörün 2 tane çıkışı var. Yani 2 kanaldan power çıkartıyor. Onları belli boydaki bu 10 GHz'de çalışan bir amplifier 2 koldan götürüp dalga boyunun 1/4 biri, dalga boyunun 1/4 birine kadar 3 santimin 1/4 biri 0.75 santim ya da katı, yani 1.5-2.25 santim gibi bir mesafede onları birleştirebiliyor. Ya da bir benzeri biraz daha yüksek frekansta, biraz daha uzun. Bu gördüğünüz yollar aslında şey yol değil, böyle hani keyfe keder çizilmiş belli mesafeler değiller. Hepsi sinyalleri aynı fazla getirip üst üste getirip birleştirebilmek için. Yine benzeri bir tane mesela şunların çıkışındaki şu yollar keyfe keder çizilmiş yollar değil. Ben bir tersine gidiyor ekrana gösterirken. Şu yollar keyfe keder çizilmiş uzunluklar ve parçalar değiller. Değil. Başka bir şey söyleyebileceğim. Benzeri mantıkta yapılmış sirkülatörler var. Mesela konuşabileceğimiz başka bir haftada. Antenlerimizi mesela bizde çok şey değil. Alıştığımız bir alışkanlık değil. Antenlerimizde sirkülatör kullanmak. Aslında sirkülatör denilen düşük frekanstaki görünümü bu, yüksek frekanslı olanı şu an elimin altında değil. Şuradan şöyle bir şey, sirkülatör. Sirkülatör şunu yapıyor. Antene bağladınız 50 ohm. Yanına bir tane 50 ohm yük bağlıyorsunuz. Aşağıdan da cihazınızı bağlıyorsunuz. Cihazınızdan gelen güç antene gidiyor. Anten ideal olmadığı için geri yansıma yapıyor. Geri yansıyan gücü cihazınıza değil, orada duran 50 ohm yükün üstüne bindiriyor. Böylece anteniniz ne kadar bozuk olursa olsun cihazınıza hiçbir şekilde geri dönen olmuyor. Bu sirkülatörlerin özellikle VHF ve üstündeki bantlarda kullanımı çok yaygın. Ama nedense biz amatörlerin arasında çok yaygın değil. Bir ara İvedi kurdalığında emniyet rollerinden falan sökülmüş çokça sirkülatörler mevcut idi. Sirkülatör yapmak kolay olmasa da yapılabilir bir eleman ama bulunabilir bir eleman. Onların böyle yollarını almışsın, hatırlıyorum. Yani evet, hatta sen gidip almıştın benim için sanırım. Bunlar hakkında bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. İyi akşamlar. Bu sirkülatörlerden bende de elimde 9 MHz'ler var. Bunlar bant genişliği nedir acaba, bilgi alabilir miyim? Hemen üstünde yazar. Mesela benim elimdeki Tyco 1800-1885 MHz. Yani üzerindeki değeri internetten bakarsanız bulunur. Hepsi değişik. Yani benim gördüğüm birkaç MHz'den birkaç 10 MHz'e, 100-200 MHz'e kadar bant genişliği olan sirkülatörler var. Yani burada yani, 9 MHz'lik bir sirkülatörün çalışması sıfırdan 9 MHz değil. O şekilde değil, algılıyorum, değil. Doğru mu? 9, mesela bu 1800 MHz sirkülatör diye geçiyor. Şurada başka bir tanesinin üzerine bakayım. Bu 2570'ten 2740'a kadar örneğin bir sirkülatör. Şu gördüğünüz. Çalışma prensibi de şu tarafında bir tane suni yük var. Şuraya anten bağlanıyor.
Eğer antene gönderdiğinden geri dönüş olursa devreyi bozmamak için suni yükün üzerine indiriyor bütün gücü. Sirkülatörlerin bant genişlikleri sınırlı. Hurda'dan aldığımız VHF'ler yanlış hatırlamıyorsam 136-174 MHz'di. Yani bant genişlikleri dar derken böyle şey hani en azından full VHF, full UHF sirkülatör bulma şansımız var. Ama yukarıda bu özellikle GSM'lerin çıkışındaki sirkülatörler tam GSM bantlarına göre yapılmış. Özellikle o 9 MHz'lik sirkülatörleri 1.2'de kullanabilir miyim diye düşünmüştüm. O yüzden sordum. Yani şöyle söyleyeyim. Onu ben de merak ediyorum. Burada bizim sirkülatör üreten bir arkadaş var dernekte. Birkaçtır denk gelmiyorum. Onların firması bunu üretiyor dünyaya. Ona bir danışmayı düşünüyorum. Çünkü bunların içinde aslında şey var. Ferit korlar var ve yani biraz fazla detay fizik var içinde. Acaba böyle neresini kanırtırsak frekansını kaydırırız. Belki o tekniği öğrenip o 900 MHz'likleri 1200'e ya da 1700'lükleri 1200'e kaydırarak piyasadan bulduğumuz hurdaları amatör kullanımına çevirebiliriz. Evet, işlerini açtım, merak ettim. Bir dummy var dediğiniz gibi düşürüyor. Yani yüksek frekansta kullanılabilecek bir dummy. Güzel. Şöyle biz zaten hurdalıktan şey için toplamıştık bunları. Ben duyunca Oğuzhan'a göndermiştim rica edip. Hepsinin ucunda dummy node var. Minik minik 60 wattlık dummy node'lar vardı. Ben aslında dummy node'lara meraklıydım. Hayatımda hiç de sirkülatör görmemiştim o güne kadar. Kullanmamıştım yani. Yakından parçalama şansım olmamıştı. Beraberinde sirkülatörler de gelince açıp ben de merak edip içine baktım. Bir sürü şey ferit korlar var içinde. Hani nasıl diyeyim, madenler var içinde. Mutlaka bir kenarını kazıktırınca frekansı değişiyordur diye düşünüyorum. Başka amaçlı kullanılıyor mu Barış? Yani sirkülatör kullanılabilir. Mesela dinlemeyi başka cihazda, göndermeyi başka cihazda yapacaksan sirkülatör yine orada da işe yarayabilir. Yani sinyal bir yöne gidip dönerken o yönden dönemiyor, diğer tarafa dönüyor diye düşünebilirsin. Öyle bir soru gelmiş de sadece izolatör amaçlı değil de başka amaçla kullanılabilir mi diye. Cevat Bey'in de bir sorusu var. Cevat Bey buyurun. Evet. Benim özellikle Barış'tan Oğuzhan'a soracağım bir soru var. Genellikle sizler aydın yansıma ve uydu çalışması yaptığınızdan dolayı büyük yağ antenlerde eskiden genellikle dipol kullanıyorlardı. Dipolü tabii ki haliyle 240 ohm olduğundan dolayı araya bir U dirsek yaparak 50 ohm'a düşürüyorlardı. Örnek olarak 4 tane antenimiz var. Uyduya yansıtmışık. Daha doğrusu aya doğru çevirmişik. Ve dipolün beslemesine de U dirsek yaparak oradan aşağı inen kabloyu bir lambda boyunda sizin dediğiniz gibi dörtlü bir splitterle birleştirdiğimiz zaman acaba verimi ne olur? Yani ben cevap vereyim. Şimdi şöyle, şimdi siz mesela 25 ohmluk özellikle şu Alman amatörünün yaptığı yagiler, unuttum. DK7DB. Evet, mesela onun yaptığı yagiler genelde 25 ohmdur. Uygun bir splitterla indirirseniz anteni splitter'a kadar getirirsiniz. İlave bir matching için öyle bir kablo, dirsek yapmanıza gerek kalmaz. Direkt splitter'da birleştirip 50 ohm olarak aşağı inme şansınız var. Oradaki Z hesabını ona göre yapmak lazım sadece. Böylece birden fazla anteni bir power divider'la, combiner'la hiç araya bir match koymadan birleştirme şansınız olur. Evet, biraz şeydi yani zaman içinde istediğimiz empedansta anten üretmek ya da antenlerin eskiden kullandığımız mesela gamma match antenlerin şeyi çok düştü şu aralar. Hani ben yüksek güçte özellikle gamma matchli antenler kullananları pek görmedim. Özellikle bu divide ve combine işlemlerinde kapalı dipol ve açık dipol antenleri herkes daha fazla tercih etmeye başladı. Belki de bu konuda DK7ZB'nin ve G0KSC'nin Chris'in antenleri nin epey faydası oldu.
dirsekle meç edilmiş ya da hani bir lambda bölü 4 kabloyla meç edilmiş antenler şu aralar pek denk gelmedim ben. Evet, şunu demek istiyorum Barış. Eskiden genellikle ilk bu aydın yansıma çalışmaları başladığı dönemlerde, bu 65'li 70'li yıllarda diyelim, eski kitapları da bu şekilde yazıyordu. Genellikle dipolü meç etmek için U dirsek, daha doğrusu U dirsek, şimdi U'la U'yu biraz karıştırmıyorum. Evet, o hala var aslında. Şey, Oğuzhan, G0KSC'nin antenlerinde O hep 50 ohm yapıyor. O yani kapalı dipol yapıp özellikle bir de hatta açıklamalarına da yazmış. Hani ben diyor tamamen 50 ohm olarak tasarlıyorum diyor şeyi. Dipolde değil işte, kapalı dipol tarafını. Ama o DK7ZB'nin antenleri ağırlıklı 25 ohm. Onda da var 50 ohmluk antenler bu arada. Birkaç tasarımı. Ama ağırlıklı 25 ohm. Tasarımları var. Ha, evet evet. Yani işte orada ya şimdi dezavantajı şu. Sizin araya koyacağınız her türlü koaks ilave bir kayıp demek. Yani siz orada match ediyorsunuz, evet 50 ohm'a çeviriyorsunuz. Empedans olarak bir farkınız yok. Ama siz o araya 60 santim, 70 santim daha bir koaksiyel kablo eklemiş oluyorsunuz ister istemez. O hat ne kadar kısa olursa sizin o kadar az kaybınız olur. Yani belki 0.2, 0.3 desibeller civarında bir şeydir ama özellikle aydan yansıtma gibi o sıfırdan sonraki haleleri çok önemli olduğu şeylerde çok fark yaratabiliyor. Ya o QSO'yu yapıp yapamamanıza neden olabiliyor, öyle söyleyeyim. Evet, şimdi, sağ olun. Örnek, çok çoklu bölücüler bu şekilde mesela 1 girip 6 çıkabilen, bu da 2.4 GHz için şeyi yakacağım, QO100'u yakacağım, onun için çalışıyorum. QO100'u patlatmak için çalışmalarım. Yine benzeri daha önce TA2 Hotel Quebec Seray'la birlikte bir wattmetre denemeleri yapıyorduk. Orada da aslında şu arada gördüğünüz şey, şu eleman bütün bugün anlattığımız tekniklere uygun olarak 50 ohmluk bir koaksiyel kablo, şu gördüğünüz. O 50 ohmluk koaksiyel kablonun içinden sinyali algılayacak, kabloyu sinyalin onun içinden algılayabilecek, genelde bird wattmetrelerinde içinde görebileceğiniz bir coupler bu. Bütün coupler'ların da, yani bu tür coupler'ların da ortasında manuel olarak sizin yaptığınız bir 50 ohmluk kablo var aslında burada. 50 ohmu tutturmak biraz daha zor. İki tane, yani biri kare profil, biri yuvarlak profille değil. Daha çok iki tane yuvarlak profilin şeyi daha çok başarılı oluyor bu konuda. Konular bitti Volkan, söz sende. Vallahi bugün Mars'a seyahat gibiydi. Devamlı böyle ilginç kanatlı şeyler açıp durdunuz. Seyrederken de ilginç. Bayağı da dibe indik. Pekala. Hala da katılan arkadaşlar var. Ne durumdayız? 43 kişiyiz. Biraz sağlam kaldı. Vallahi konu yine çok ilgi çekiciydi ki 40 küsur kişi bir aile yoğun. Cevat Bey'in bir sorusu daha var. Dur Barış'cığım. Cevat Bey buyurun. Ya kusura bakmayın, bu akşam sizin de başınızı biraz ağrıtacağım. Ne demek estağfurullah, daha çok sorun lütfen. Buyurun. Şimdi İsmail'le bir hazırlık içindeyiz. ATV çalışması için 100 wattlık PA'nın girişi 100 miliwatt. Elimizde transferter var. Transferterin çıkışı yaklaşık 4 watt civarında. Tabii haliyle içinde de biz wattı kıstık. Daha doğrusu İsmail wattını kıstı. Bu Çin malı 8 wattlık PA'ya girdik. Fakat elimizde herhangi bir ölçü aleti kaç watt çıkış yaptığını şu anda bilmiyoruz. Acaba tamam, Çin malı PA dayandı. Acaba diğer 100 miliwattlık o 100 miliwatt girişi olan 100 wattlık PA'yı götürürüz müyüz, tereddütündeyiz. Bize önereceğiniz Çin malı artık sitelerden bir yerden bunun çıkış gücünü frekansıdır. 2 watt bilmezse bize yeterli gelecek. Frekans nedir? 2.4 olsan şeyler olabilir. 2.4 ise biraz önce paylaştığım şu AliExpress linkindeki wattmetre ölçer. Hani o bildiğim kadarıyla 0 dBm'e kadar falan ölçüyor ama ön tarafına bir tane attenuator koyarak hani o değeri birazcık düşürüp oradan doğru bir ölçüm yapabilirsiniz. Şu anda elimizde attenuator bir şey yok. Sadece transferterin çıkışını zannediyorum 300-500 miliwatt'a kadar düşürdük. Kesin emin değiliz.
Yani evet. Bir tane attenuator edinmeye bakın. AliExpress'te onlar da satılıyor. Yani attenuatorsız olmaz çünkü o cihazların girişleri çok düşük güçleri ölçtüğü için hani -60, -70 desibelden 0 desibele kadar falan değerleri ölçüyor. O yüzden illaki ya bir coupler kullanacaksınız, coupler'ı zayıflatacaksınız, alacaksınız ya da bir attenuator'ı direkt olarak o cihaza bağlı böyle bir TX yapıp böyle bir ölçüm yapacaksınız. Bu arada yani AliExpress'ten alabileceğiniz malzemeler bunlar. Özellikle bu işlerle uğraşacaksanız ve yüksek frekansa çıkacaksanız benim tavsiyem düşük güçler için şu boyutlarda görünüyor mu? Görünüyor. Mesela bu 10 dB'lik ya da 20 dB'lik bir 10 dB'lik bir zayıflatıcı. Bu arada şeyde de mevcut benzer ürünler. Ormancı Kemal, yani Kemal abide de malzemeler mevcut. Hani kendisiyle bir bağlantınız varsa ondan da bu tür atölyelerini temin etme şansınız var. Oğuzhan, arkadaş Almanya'da İsmail. Buradaki Barış'ta, Volkan'da diğer arkadaşları da iyi tanıyorum. Yani 2-3 akşamdır bu konu üzerinde kafa yontuyoruz. O zaman direkt olarak şeyden AliExpress'ten hocam hemen gelir. Yani Amazon'dan hiç Amazon'da o kadar da var. Ertesi gün doğru. Elinizde olur. Ben şeyleri Çinya'dan getirdiklerim bunlar. Hani biraz daha profesyonelleri şeyin dediği gibi hurdacılardan alabileceğiniz HP marka olan bunlar. Küçük. Bunlar 1 watt'a kadar dayanıyor. Yani girişiniz 1 watt'ın altındaysa bunlar gücünüzü miliwattlara, pikowattlara kadar düşürebilir. Biraz daha yüksekse örneğin şu boyutta olanları var. Evet. Bu elimdeki de kaç watt diyor? 20 watt'a kadar dayanıyormuş. 20 watt'a kadar da bu mesela 30 dB zayıflatıyormuş. 30 dB zayıflatmak ne demek? 1 watt girersen 1 miliwatt çıkar. 10 watt girersen 10 miliwatt çıkar gibi gücünüzü çok aşağıya indirir miliwattlara yani ya da 10 watt girdiğinizde 100 miliwatta indirir. Bu da 30 dBm'lik bir tane. Bu arada şeyi de söyleyebilirim. Şimdi Bird'ün falan var cihazları. Evet daha yüksek güçlerden bahsediyorsanız 100-200 watt gibi güçlerden bahsediyorsanız Bird'ün var. Ama fiyatları tabii ki yani $500-600'lara kadar çıkıyor. Risk 6 Papa Queen Lima'nın bir PCB üzerine bastığı, dirençlerle yaptığı attenuator'lar var. İstediğiniz değerde de üretiyor. $20-25 gibi bir fiyatı var. Ben mesela benim Power Amplifier'ın içinde onu kullanıyorum. Power Amplifier'daki transistörün girişi 2 watt maksimum kabul ediyor. Telsizde PTT'ye bastığında herhangi bir spike yaratma ihtimaline karşı ben telsiz maksimum 50 watt'a kadar çıkarıyorum gücünü. Attenuate edip öyle 2 watt'a düşürüp öyle Power Amplifier'a sokuyorum mesela. O şekilde kullanıyorum. Evet, böylece oradaki dalgalardan da etkilenmiyorum. Ya aslında önümüzdeki hafta siz anlatırken arada bir bölümde belki birkaç tane dirençlerle nasıl yapılabilir diye. Yani hele SMD dirençlerin şimdi boyları çok kısa. Yani çok küçük olduğu için SMD dirençler bir RF yayınımı verimli olmuyordu ama şu anda bir PCB'nin üzerine yan yana birkaç tane direnç, yani üç tane direnç bağlayarak zayıflatıcı yapabilirsiniz istediğiniz güçten. Direkt SMA konektörün mesela üzerine bile yapanlar var. Bu daha da güzeli. Evet, yani öylesi tabii ki daha uygun. Yani SMA konektörün bacaklarının arasına bağlayarak bile yapanlar var. İnternette bol miktarda bu tür çalışma var. Direkt şey yapıp SMD dirençlerle yapılan çalışmalar mevcut. O zaman büyük ihtimal attenuatörler hakkında Cevat Bey buyurun devam edin. O zaman büyük ihtimal Barış irtibata geçerse İsmail'le geçersin. Ona da bir tarif edersin ki başımıza bir bela gelmesin. Tamam arkadaşlar. Geliyoruz 100 watt. bu attenuatörler hakkında ben de bir şey diyecektim. Dur Bey buyurun. 100 wattlık, 200 wattlık power attenuatörler var AliExpress'te. Satıcı Bocon Store diye geçiyor. Aratırsanız aynı bizim dummy lotlara benziyor. Gayet güzel. Ben onların çeşitli şeylerinden aldım.
desibellerinden aldım. 30 desibel, 20 desibel, 10 desibel, 1 desibelden başlıyor. Hatta satıcı hediye olarak da birkaç tane fazladan gönderiyor. Fiyatlar da gayet makul. Orada şeye dikkat etmek gerekebilir. Çoğu attenuator'da maksimum frekans değeri de vardır. Yani atıyorum 1 GHz'e kadar destekler, 2 GHz'e kadar destekler, 8 GHz'e kadar destekler gibisinden. Şimdi siz eğer desteklediği frekansın üzerinde mesela 2.4'te kullanırsanız 1 GHz'e kadar olan bir attenuator'ı, muhtemelen sizin oradaki cihaza dönen sinyaliniz yükselecektir. 50-10'dan şaşacaktır çünkü. Ya da vaat ettiği attenuation'ı yapmayacaktır. Yani ya da vaat ettiği kadar güce dayanmayacaktır. Onlara aman dikkat edin. Şuna özen gösterin. Örneğin Çin'den, AliExpress'ten bir şey alırken bu 5 GHz'e kadar çalışıyor diyorsa siz bunu bir 1-2 GHz'den fazlası için kullanmamaya, bu girişte 100 watt kabul eder diyorsa da 10 watt'tan daha fazla girmemeye gibi, böyle hani kendinizi belirttiği limitlerin altında tutarsanız genelde iş görüyor o cihazlar. Ben mesela attenuator aldım, üzerinde 20 dBm zayıflatır diyor, 5 watt'a kadar dayanır diyor. Yani dil 5 watt, 1 watt girdiğinizde direkt alet bozuluyor. Genelde onları öğrenip daha az güçlerde kullanmaya başladım. Az güçlerde ve düşük frekansta gayet güzel iş yapıyorlar. Evet Barış Bey, bu attenuatörlerin özellikle ben satıcı specification özelliklerini falan bir inceledim. Belirtmiş orada. Şey olarak, güç olarak istenilen verimi veriyor. Bir de ikinci el komponentler bunlar. Hı. Ölçülmüş. Sökme yani, o şekilde belirteyim. Onlar genelde doğru oluyor. Çünkü düzgün kaliteli markaların ikinci elleri oluyor. Ben de mesela elimde HP'nin sökülmüş cihazları var. Üzerine ne yazıyorsa o, yani hiç gram şaşmıyor. Şimdi bazıları şey diyebilir, ya biz gücümüzü yükseltmeye çalışıyoruz, bu adamlar güçlerini düşünmeye çalışıyorlar, niye böyle bir ihtiyaç var? Şimdi arkadaşlar, birden fazla cihazı ard arda bağladığınızda, örneğin cihazınızın çıkışına bir yükselteç koyacaksanız amfi, onun bir giriş maksimumu var. Kazara yüksek bir giriş yaparsanız o cihazı bozabilirsiniz. O yüzden buralarda bir zayıflatıcıdan bahsediyoruz. Örneğin elimizde atıyorum VHF'de 400 watt güç çıkartan amfiler var. Ama diyor ki girişini 1 watt'tan daha fazla girme. 1 watt girersen ben sana 400 watt veririm. Buna 2 watt girerseniz 800 watt vermiyor. 2 watt girerseniz yeni bir transistör almanız için size banka hesabınızda kocaman bir delik açıyor. Çünkü bozuluyor. Yani 1 watt yerine 2 watt girerseniz. O yüzden zayıflatıcılar da güçlendiriciler kadar bizim için önemli. Ben son zamanlarda bu ayarlı atenuatörlere kafayı yordum. Özellikle birer desibellik aralıklarla bir şey var, komutatörü var içerisinde. Bir de onları nereden bulabiliriz? Onlar desibel ediyor, 130 desibel falan ediyor. Şimdi odacılarda mevcut. Onların denk gelmiyor niyeyse onlar. Şu komitatörlü olanları çok daha kullanışlı ama ben evet, onlar çok güzel. Bu da benim şeylerin içinden, test cihazlarının içinden söktüğüm bir zayıflatıcı. Evet, evet. Aradığım tam ürünler. Tamam, bunun çıtasından kontrolü var. Aslında bir kontrol panelinden kontrol edip şunu zayıflatabiliyorsunuz. Böyle kontrollü sanırsam. Hurdalıkta bunları nerede bulabilirsiniz? Hurdaya gittiğinizde bakmanız gereken cihazı göstereyim. Mesela bu 12 GHz'e kadar çalışan bir attenuator HP'nin test cihazının. Muhtemelen çok yüksek güç kaldırmaz ama basit testler için yüksek frekansta kullanılabilecek bir şey. 60 desibele kadar da zayıflatıyormuş. Burada da yakalamaya çalışmanız gereken cihaz bu. Yani bunun içinde o biraz önce gösterdiklerimden var. Hatta şöyle göstereyim. Onun biraz daha büyüğü var. Şunlar var çıkışında. Buradan mesela 10 dB zayıflatacaksanız ilgili tuşlara basıp zayıflatmasını ayarlıyorsunuz. Giren sinyalle çıkan sinyal arasında o zayıflatmayı yapıyor. Bunları hurdada görürseniz
Bunların içinden aradığınız o tür şeyler, komponentler çıkar. Maalesef işte o hurdadan onlar bize denk gelmiyor. Aa, hurdadan size neler denk geldiğini de gördük. Yorum yapmayayım. Evet, evet. Şey, şimdi hani müsaadenizle söyleyeceğim Onur Hocam. Onur Hocam da mail attı. Tabii ki, buyurun. Tane. Şu cihazlar, bu cihazlar bunu nasıl yapabilecek? Cihazlara bakıyorum, benim ağzımın suyu akıyor böyle. Ne güzel cihazlar diye. Siz de gayet güzel şeyler buluyorsunuz. Bunlar da gemi sökümün bana şeyleriydi. Yaklaşık 10 yıl kadar o bölgede ikamet etmemin faydaları oldu. O bölgeden işte Sailor'ın, Scanty'nin, HF'lerinden tutun da. Bu tür maaşı bu işlere yatırıyorsunuz siz de herhalde. Aynen aynen. Vallahi herkesin de bir kirli çıkısı var. Emin duymasın bu akşamki sohbeti. Herhalde bir numarayı hep o çekiyor. Ben de ne zaman Ankara İvedi'ye gitsem tam gireceğim kapıdan Emin çıkıyor. Emin'e diyorum ki abi bıraktın mı bir şey? Sence bırakmış mıyımdır diyor. Kesinlikle hayır diyorum. Kesinlikle bırakmadın diyor. Abi yani Emin abinin... Böyle bir şansım yani. Ne Emin zaman abinin... Ankara'ya gitsem Emin çıkıyor İvedik'ten. Emin abinin eline kimse su dökemez abi. Yok yok, kesinlikle dökemez. Biliyorsunuz bir programımızda komple Emin'in istasyonunu gezmiştik. Size her hafta attığım maillerin alt tarafında eski yayınların linkleri var. Oradan izlemenizi öneririm. Bilmeyenler için de söylüyorum. Emin Bora Demirel çılgın bir amatördür. Özellikle burada şu an sohbet ettiğimiz bu hurdalık gezintileri ve oradan çıkan cihazlar konusunda çok keyifli bir programdı o da. Bizler birer geri dönüşüm işçisiyiz. Onları tekrar hayata döndürüyoruz. Çöpçü demeyelim lütfen. Estağfurullah. Emin Bey de bunları kamyonla alanlardan, hurdacılardan, evet, kamyonla evet. Komple alanlardan. Amarok'la yanaşıyor. Bak ne aldım, cicilere bak diyor. Dedim bu cicilerden daha kaldı mı diyorum. Sence kalmış mıdır diyor. Kalmamıştır. Volkan inan ki hurdalık da ayrı bir, ben hastalık diyeceğim şimdi, alınanlar olacak, kendi adıma söyleyeyim. Ya hurdaya gelen kamyonun üzerindeki malı indirmeden hurdacıyla pazarlık yapıp kaça aldın malı ihaleden iki katını vereceğim diye pazarlık eder misin? Yani sonra evde evin üç katı full hurda doluyor. Vallahi keşke duysa da yayına bağlansa, çok keyifli oluyor sağ olsun. Emin de sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bu arada bir tane soru var da çare işaretini göremedim. ID olarak görünüyor bende. Hani 10 wattlık bir cihazı 100 milliwatta düşürmek cihaza bir dönüş yapmaz değil mi diye. Eğer kullandığınız attenuator gerçekten 50 ohmsa, yani güzel bir şeyse, cihazınıza hiçbir zararı olmaz. Fazla olan bu wattı zaten oradaki attenuator'ın üzerinde ısı enerjisini çevirip yok ediyorsunuz. Öbür tarafından da çıkıyor sinyal. Hani o bilgiyi vereyim istedim. Konu gelmişken ben bir ölçü aletleriyle ilgili bir sorum olacaktı uzun zamandır kafamda. Bu Bird'ün wattmetrelerine bir iki uygulama da peş peşe bağlıyorlar. Özellikle iki slotı da aynı yöne baktırıp ölçüm yapıyorlar. Burada ölçüm nasıl oluyor? Yani birini ileri birine gideni birine döneni ölçtürüyorlar. Onu mu demek istiyorsunuz? Hayır hayır. İki slotı da aynı yönde şey yapıyorlar. İkisi de ileri gidiyor. İkisi de aynı değeri göstermiyor mu? Hayır. İkisi de aynı değeri göstermiyor. O zaman bilmediğim bir uygulamadan bahsediyorsunuz ama yani belki hani düşük gücü ve yüksek gücü aynı anda görmek için yapıyor olabilirler diyeceğim. Range'leri yani aralıkları farklı olabilir. Benim gördüklerimde genelde slug'lar ters yöne bakıyor. Biri giden gücü gösterirken biri dönen gücü gösteriyor. Burada özellikle BBI diye bir şey de var. Link paylaşabilirseniz bakalım aslında üzerine konuşalım. Link paylaşamıyorum ama iki element de birbirinden farklı güçlerde. Bu şekilde ölçüm yapıyor. Birisi örnek veriyorum 1 kW'ı gösteriyorsa diğeri 400 watt şeklinde gösteriyor. Bunu anlayamadım. Yani nasıl bir mantıkla çalışma mantığıyla çalışıyor? O zaman maksimum 400 watt'a kadar ölçebilir. Yani oradaki zayıf halka neyse, en düşük neyse onu gösterir.
Hani onun haricinde başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani başka bir kullanımı bildiğim kadarıyla yok çünkü benimle. Ben de öyle düşündüm. En düşük elementin gücü kadar ölçer diye düşündüm. Aynen. Yani birinde daha genel bakıyordur, diğerinde daha detay bakıyordur belki. Hani belki hani şey yapıyor olabilir. 400 wattlık bir cihazı vardır. İşte 1 kilowatta genele bakıyoruz. Diğerinde 400 gerektiği zaman da ters çevirip 400'de geri dönemini daha hassas bir şekilde okuyabiliyordur. Öyle bir şey olabilir. Teşekkür ederim. Ben bir link paylaşayım. Araya bilgi gireyim. Yarın Packet Cube Workshop diye bir konferans yapılacak. Şükür artık konferanslar, pandeminin belki de getirdiği en güzel şeylerden biri diyeceğim. Hani yanlış anlamayın ne olur. Pandemi hepimizin hayatına pek güzel şeyler getirmedi ama bir şu anda bakıyorum, yani hiç sanal ortamda kimseyle bir araya geleceğimizi düşünmüyorken şu anda eski arkadaşlarımla, dostlarımla, belki yıllardır görüşmediğim insanlarla burada birlikte bir arada sohbet ediyoruz. Karşılıklı bir şeyler alıp veriyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Bu güzelliği var. Bir ikincisi de konferanslar artık öyle, hadi uçağa atlayayım, otel masrafı bilmem ne, o konferansa gideyim, bu konferansa gideyim. Durumu yok. Konferanslar neredeyse hepsi online'a taşındı. Oturduğunuz yerden konferansları izleyebiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Hani eskiden yılda 2-3 konferansı, o da şirket masrafını karşılarsa gidebiliyorduk. Şimdi neredeyse her hafta ben bir konferansa katılıyorum. Kimisinde merakımdan dinleyici olarak, kimisinde konuşmacı olarak. Yarın yine yakından uğraştığımız uydu uzay konularıyla ilgili bu paket küpleri duymuşsunuzdur ki Türkiye'de de yakın zamanda RÜZÜ 263 diye bir uydu gönderilecek. Orada da biz hani danışmanlık yaptık arkadaşlara. Gerçek boyut deniliyor. 5 santime 5 santim bu uydular. Bunları uzaya göndermenin maliyetleri oldukça düştü. Hani düştü derken göreceli olarak düştü. Yani bir 20 bin dolar aramızda toplayabilsek, doların hızla arttığı şu günlerde en azından bir yarı araba parasını ayırsak, uzayda kendi adımıza giden bir uydumuz olabilir. Yani öyle demeyin, düşünmüyor değilim. Bu küp uydularla ilgili bir konferans var yarın. Linkini paylaştım. Saat kaç gibi? Sabah başlıyor, akşama kadar devam edecek. İçerik ve konuları seçebilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları takip edebilirsiniz. Yarın 13.20'de sanırım, saat 1'de benim de sunumum olacak. Ben de çocuklarla beraber uydu ve uzay projelerinde neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz başlığı altında bu dünyadaki Mars projesi kapsamındaki çalışmalarımızdan bahsedeceğim. Katılır ve destek verirseniz sevinirim. Biliyorsunuz Türkiye'deki radyo amatörleri olarak yaklaşık 6 tane gönderilen küp uyduda, bunun 4 katı büyüklüğündeki uydularda faaliyetlerimiz oldu. Bu paket uydularda geleceğin şeyi, gözdesi. Belki bu grubun ilerleyen günlerinde beraber uydu yapmayı tartışacak bir alt grupta yaratabiliriz. Ümidim de var. Hayırlısı. AMSAT'ın bu konuda çılgın geliştirdiği bazı şeyler var. Önümüzdeki günlerde bunu da paylaşırız buradan. Bana dataları devamlı geliyor. Biz bir dışını bastık. 10 santim 10 santimlik küpsatın. İç katları da bitmiş durumda. Bir başka platformda da öyle şeyler devam ediyor. Burada da paylaşırız. Bu arada herhalde bugünlük bazı şeyler bitti. Diğerine başlamayayım diyorum. Aynı zamanda da konu kalır. Ben bugün aslında sizlerle topraklamayı da biraz konuşmak istiyordum. Onu önümüzdeki haftalara bırakacağım. Böylelikle konumuz da kalmış olur. Biliyorsunuz bu ayın 29'unu 30'a bağlayan gece yarısı 3'te SecuYY kontestimiz var.
Kimler katılıyor? Bir el kaldırabilir misiniz? Bir sayalım burada var mı gelenler? Asıl katılanlar kupalarını göstersinler. Vallahi kupaları göstersinler. Bilemem. Bana asılı benimkiler ama. Oh oh maşallah. Evet Ümit Bey katılıyor. Gayet güzel. Başka kimler var? Bir kişi. Sekivayva'ya katılan kim var? Ankara'daysam ben de varım. Tamam abi siz evde mi katılıyorsunuz efendim? Oğuzhan Bey. Muhtemelen evde katılacağım gibi görünüyor. Bence Oğuzhan gaza basıp Yalova'ya gelir şöyle 2 saatte. Diyorsun. Vallahi olabilir de yani. Volkanlar çok güzel bir çalışma yaptılar Oğuzhan. Belki haberin vardır. Tabii Yalova'da Tokmak Köyü'ndeki çocuklarla birlikte bu sene katılacaklar yarışmaya. Yanında eğitim faaliyetleri de var. Gerçekten şöyle hani benzinine kuvvet deyip destek atarsan güzel olur aslında. Olabilir. Yani bir şeye yazlığa gitme planım var ama eğer gitmezsem oraya gitmek isterim. Aklımda zaten yani sürpriz yapabilirim. Volkan yaz operatör gece çalışacak. Şimdi şöyle de bilgi vereyim. Yaklaşık 11-12 kişi olacağız. Birkaç istasyon götüreceğiz ama tek istasyon gireceğiz. Bir de çocuklara bir paye bir şeyler verebilmek için düşük watt yani 100 wattın üstüne çıkmayacağız. Görüyorum katılacak 3 kişi daha var burada. Havada muhakkak karşılaşırız. Karşılaşırsak Tango Charlie 2 Mike Alfa Romeo Sierra TC2 Mars olarak işte call sign aldık. Bize de rapor verirseniz başka bölgelerden vallahi çok memnun oluruz. İnşallah 160 ve 80 metreyi de biraz zorlayacağız. Oraları için antenler bir sürü şeyler germek üzere cuma günü sabahtan ekip halinde orada olacağız. Okul bize çok güzel cici bici bir yer ayarladı. Zaten Mars on Earth projesi için okulun bir bölümü ayrılmıştı. Orası boyandı. Kaloriferleri hepsi bu hafta da düzenlendi. İnşallah önümüzdeki hafta cuma günü, bu cuma değil bir sonraki cuma orada olacağız. Buradaki grup yaklaşık şu an 40 kişiyiz. Yaklaşık da 4 kişi katılacak bu şeye. Yani onda biri. Diğerleri niye katılmıyor diye sorsam ayıp olur mu? Bu arada katılacak olup da yazmamış olanlar da var. Evet buradan yaklaşık 5-6 kişi katılacak. Onu biliyorum. QRP katılacak olanlar var. Ekip halinde derneklerinde katılacak olanlar var. Hepsine tabii ki başarılar diliyoruz. Biz de bir şekilde işte gençlere, çocuklara bakın QRP'de Yavuz Bey katılıyor. Bildiğim kadarıyla Ömer Kavas Beyler de QRP'de katılacak. Artık şey yaparsınız, yarışırsınız. Bakalım kim birinci olacak. Derdim benim düşük watt, çok band, tek mod, SSB zaten. Çok operatör, tek cihaz. Böylelikle de efendim söyleyeyim, derece alıp çocuklara o dereceyi armağan etmenin peşindeyiz. Bu arada geçen haftaki programı takip edemedim ama belki bahsedilmiştir. O konteste SO2R diye bir mod da var. Yani takip etmemiş olanlar için veya konuşmaya sezonu konuşayım. Single Operator 2 Radio diye geçiyor. Radyonun birinde dinleme yapıyorsunuz, diğer telsizden gönderme yapıyorsunuz. Ama şöyle... Kurallar şuna izin veriyor. Bir telsizden CQ gönderiyorsunuz, diğer telsizde geziyorsunuz. Aynı bantta veya farklı bantta olması da fark etmiyor. Gerçi farklı bantta çalışmak zorundasınız anten seçiminden dolayı. Diğer telsizde mesela bir istasyon duydunuz, onunla QSO'yu yapıyorsunuz. Oradan CQ çekmeniz yasak sadece. Sonra asıl bantta o sırada CQ çekmeye devam ediyorsunuz. Böylece iki telsizde kullanabiliyorsunuz. Ben onun bir arayüzünü... Hatta hem M1M programından kontrol edebilecek şekilde yaptım. Her şeyi hazır. Tek eksiği her anten için bir bandpass filtre ihtiyacı var. O bandpass filtrelerde özellikle kilowatt falan çıkacaksanız $150-200 gibi maliyetlere geliyor bant başı. Sadece o kısmı kaldı.
Ama Türkiye'den hani, kim katılıyor bu şekilde? Şu ana zaman kadar benim bildiğim katılan olmadı. Ama hani ben şu anda en azından altyapısının bir kısmını yaptım. Niyetim o, hani çift telsiz, işte atıyorum 7 MHz'de CQ çekerken 14 MHz'de kimler var diye dolaşıp kulaklığın birinden, hatta o şekilde de çıkış da var. Yani kontrol kartının üzerine bir kulaklık çıkışı var ve telsizleri oraya bağlıyorsunuz. Kulaklığın birinden bir telsizi, birinden bir telsiz duyuyorsunuz sürekli olarak. İşte CQ'ya cevap veren olursa onunla konuşuyorsunuz, ana bandınız oluyor. Diğer frekanstaki herhangi bir çağrıyı CQ'ya yakalarsanız da direkt transmit'i diğerine geçiriyorsunuz. Oradan QSO'yu yapıp ana telsizden devam ediyorsunuz sonra. Peki Worldwide'da şey yok muydu Oğuzhan? Band değiştirdiğinde o bantta belli bir süre kalmıyor. CO2R'de katıldığın zaman öyle bir şeyin yok. Yok. Yani süreye bakmıyorsun. Şeyi de yine bakıyor. CQ çektiğin bantta işte en az yarım saatinde kalman gerekiyor gibi bir kural var. O devam ediyor. CQ için geçerli ama bu. Diğerinde sadece receive only, daha sonra receive only yapmıyorsun. Search yaptığın için search yaptığın için onda bir sıkıntı yok. İnternette bir sürü CO2R videosu var. Böyle bir genç bir Rus çocuğun Morse çalışması var. Yani aynı anda çift telsiz sürekli CW'da bir ona çağrı yapıyor, bir ona çağrı yapıyor. Deli bir aksiyon. Aslında o biraz şey serbest bırakmak gibi oldu. Bant arasında yerde, yani CQ'yu tek bantta çekip bir sürü bantta aynı anda çalışabilmek. Aynen, aynen. Yani tabii orada zaten şu anda dünya birinciliği alan özellikle multi-operator çalışanların neredeyse tamamı bu şekilde çalışıyor. Bu kontrol kartı şeye izin vermiyor. Yani aynı antenle iki cihazın birden aynı anda teyit yapmasına izin vermiyor. O yüzden cihazların birbirini yakma şansı yok ama bandpass filtre şart. Yani onu kullanman bizim gerekiyor. Memlekette zaten nerede bulacaksın öyle bir cihaz, 10 anten. Bir cihazı bulduk, bir antene bağladık. Her cihaza bir anten bağlarız, biz öyle çalışırız. Yine bandpass filtre gerekir, yoksa baskılar. Oğuzhan, SecureWiFi'de yalnız band değiştirme aralığı 10 dakika değil mi abi? Bildiğim kadarıyla yok, yarım saat değil. Şimdi biraz önce dediğim gibi CQ çektiğin band senin asıl bandın kabul ediyor. Onu değiştirmen yine süreye tabi. Diğer telsizden CQ çekmiyorsun. Yok, senin bu dediğin garip uygulamadan bahsetmiyorum. Tamamen şey, normal bizim tek bantta çalışmadan bahsediyorum. Ya şu, bu güncel kurallarını hatırlamıyorum. Bir süre kısıtı vardı. Minimum şu kadar süre çalışman lazım. 10 dakikaydı da mesela yarım saat deyince sen acaba dedim bir şey mi değişti? Yok, yani şey yanlış hatırlıyor olabilir. Bir süre vardı orada, yarım saat gibi kalmış aklımda. Yani bant değiştiremiyorsun o süre içerisinde. Bir kere CQ çekmişsen. Anladım. Yavuz Bey buyurun. El kaldırmış kaldınız. Acaba şey için mi? Yarışma için mi yoksa konuşma için mi? Onun için bir buyurun deme ihtiyacı duydum. Yavuz Bey eli kaldırdı ve hattan düştü sanırım. Yo, görüyorum. İzliyor bizi ama. Düştü. Düştü. Pekala. Bu akşamki kaydı durdurup atış serbestine geçiyorum. Şeyi göstereyim bu arada ben. Bu RF kartı sadece. Üzerinde Logic de var. bir de ayrı bir kontrol kartı da var Arduino tabanlı. O da ayrı bir şeyin içerisinde. Üzerinde işte telsizlerden gelen audio in, audio out, PTT bağlantılarının olduğu falan. O da Logic tarafını asıl kontrol ediyor. Buradaki devreler sadece switching ve aynı anda iki cihazın aynı anteni seçmemesini sağlıyor. Direkt blokluyor. Osman Bey bitirir misiniz devreyi? Ben de aynen Omron röleler kullandım. Evet evet röleler. Bitirdim. Devre tamam. Test ettim. Çalışıyor gayet güzel. Ben de bitirdim. Kutulama kaldı. Maalesef o şekilde bıraktık. Ben işte şöyle bir plastik kutuya gömdüm. Metal olması daha pratik aslında ama. Altınkaya öyle yakın olunca kolay oluyor tabii. Valla bu Onur Mühendislik'ten hurdaya giden kutuların tek tarafları. Kapakları işte kalmış. Kapakları birleştirip bir tane tam kutu yapıyor. Vallahi harika. Evet, atış serbeste geçiyorum. Bu akşamki amatörce sohbetlerin kayıt bölümünü durduruyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Son kapatırken de güzel şeyler paylaştık. Haftaya yine görüşürüz ve atış